Hikayemizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Danışman kafasını salladı ve bilgisayara girdi bilgiyi. Tamamdır, bir dakikaya hemen bakıyorum. O sırada Nur bir eliyle annesinin elini tuttu. Sakin olması için. Fatma Hanım ise şu an desteğe ihtiyacı olduğunu anladığı gibi kızının elini sımsıkı tutmuş olan eline sarıldı. 5. kat yoğun bakım ünitesinde Nurullah Kaya, Mert Kaya ve Emre Kaya da 3. kat 861 nolu odada. Çok teşekkür ederiz. Nur annesinin koluna girip asansöre doğru ilerledi. Bir an önce babası ve abilerini görmek istiyordu. Asansöre binerken Nur gözyaşlarına hakim olmaya çalışıyordu bir yandan da. Rabbine binlerce kez dua ediyordu babası ve abiler için. İşte genç kızın bu kadar da yufka bir yüreğe sahipti. Asansör durduğunda Nur ve annesi Fatma Hanım hızlı bir şekilde yoğun bakım ünitesinin önüne ilerledi. Çünkü genç kadın yoğun bakımın anlamını biliyordu. Ve o yüzden ilk babasını görmek istemişti. Yoğun bakım camından içeride boylu boyunca uzanmış, yüzü bedeni yanık izleriyle gözüken babasını görünce Nur dengesini bir an kaybetti. Fakat eliyle duvara son anda tutundu. Annesine destek olması lazımdı. Annesine destek olması lazımdı. Bunun için de yıkılmaması gerekiyordu genç kadının. Bu yüzden destek çıkmak için son ana kadar Nur dayanacaktı. İçeriden çıkan beyaz önlüklü doktorun hem Nur hem de Fatma Hanım önünü kestiler. Doktor bey, babamın durumu nasıl? Lütfen bir şey söyleyin bize. Sakin olun hanımefendi. Babanızın durumu şu an kritik. Bir şey diyemiyoruz henüz. O yüzden 24 saati beklemek zorundayız. Peki anladım doktor bey. Teşekkürler diye cevap verebildi sadece Nur. Canı yanıyordu. Orada yatakta yatan babasıydı. Öz babası. Nur'un hayatında çok sevdiği erkek ama kadını tersleyen, korumayan babasıydı. Genç kadın doktorun gidişini silik bir görüntü eşliğinde izlerken annesi Nur'un elini çekiştirdi. Beni oğullarımın yanına götür. Deyişini duydu kadın. Bir an kötü olmuştu. Kendisi hastanedeyken annesinin evde oluşunu hatırladı. Nur ve acı bir şekilde yutkundu. Annesinin koluna girip 3. kata asansörle indiler. Nur her şeyi boş verip şu an destek amaçlı annesine yardım etmekten yana olmak istiyordu. Birkaç saniyelik bazı şeyleri unutmak istiyordu. 861. Kapı numarasını görünce Nur annesini içeriye bıraktı. Fakat kendisi kapının eşiğinde öylece yüzleri morluk yara bere içerisinde uyuyor halde olan iki abisine takılı kaldı. Korkuyordu işte genç kadın. Hem de acayip bir şekilde. Daha fazla dayanamayarak kapıyı çekti ve Nur hastanenin bahçesine doğru yavaş adımlarıyla ilerlemeye başladı. Bir yandan ise ağlıyordu. Her gözyaşı acı kırıntıları serpiştiriyordu. Her gözyaşı hüzün doluydu. Bahçenin çimenlerine değinen adımlarıyla köşede bir yerde duran bankların birisine doğru ilerledi ve oturdu. Ayaklarını salladı bir aşağı bir yukarı. Yüzünü sıvazladı. Şimdi ne yapacaktı? Onu düşünüyordu en çok. 250 bin TL para çoktu. Ve genç kadın eve haciz gelmesinden korkuyordu. O sırada Nur, az ileride gözüne değinen tanıdık simayla olduğu yere çakıldı resmen. Bunun ne işi olabilirdi ki burada? O adamın hastanede ne işi olabilirdi? Nur, soru işaretleri içerisinde kaldığını hissederken aklına gelen kötü ihtimalle ansızın yerinden fırladı. Ve uzakta arabasının kaputuna yaslanmış bir şekilde duran Çağatay'a doğru ilerledi. Genç kadın yaklaştıkça o adamın olduğuna daha da emin olurken adamın ona doğru bakarak attığı sırıtması ise iyice zoruna gidiyordu. Nur adamın yanına vardığında yüzüne dik dik baktı. Kaşları çatık, alnı kırışıktı. Rüzgar ikisinin arasında esip duruyordu. Genç kızın irisleri nefret doluydu. Adamın irisleri ise bomboştu kadına göre. Aslı doluydu. Ama asıl senin burada hastanede ne işin var? Yüzündeki seyren kaslar hiç iyi değildi. Hayatında bu kadar sinirlendiğini hatırlamıyordu hiç Nurkaya. Genç adam sırıtarak bakışından vazgeçmedi. Genç kadına bakıyordu hala. Boştu belki. Belki de anlam doluydu yeşilleri. Adamın iğrenç edilesicesi bu tavırlarından sinir olduğundan dolayı aklına ihtimal olarak ilk gelenleri söyledi genç kız. Bunları, bu olayları sen mi yaptın? Titriyordu kadın, korkuyordu.
böyle bir nefreti hak etmiş miydi ki? Sana diyorum, bu olaylar senin yüzünden mi? Genç kadın sinirden Çağatay'a sesinin son raddesine kadar bağırırken, genç adam ise birkaç dakikalığının ardından dayanamamış, o da bağırarak cevap vermişti. Evet, ne dediğinin farkına geç varan Çağatay Korkut Samyeli, çatık kaşları sert yüz hatlarıyla direkt kadına bakıyordu. Yüzüne gelen ani sert tokatla dengesi şaşarken, bedeni dimdik hala kadına taraf çevriliydi. Bir tepki vermedi adam. Yanağının sızladığını en derininden acının hazin tonuyla hissetti. Kadın tokat atmıştı. Ne dediğinin farkına geç varan Çağatay Korkut Samyeli, çatık kaşları sert yüz hatlarıyla direkt kadına bakıyordu. Yüzüne gelen ani sert tokatla dengesi şaşarken, bedeni dimdik hala kadına taraf çevriliydi. Bir tepki vermedi adam. Yanağını sızladığını en derininden acının hazin tonuyla hissetti. Kadın tokat atmıştı. Yeşil irisleri gökyüzüyle ağaçların arasında kalan kırık bir noktada takılıydı. İçindeki hissizlik ruhunu sarıp sarmalamıştı. Sanki o an durmuştu hayat. Hayat durmuştu. Kadın yoktu. Bir tek kendisi vardı. Tek ve yalnız. Rüzgar tenini gıdıklayarak derinden yumuşak hareketlerle okşuyordu. Belki seviyordu, belki de dövüyordu. Çağatay yana düşen kafasını o kırık noktadan çektiğinde gözleri kızıllıkla bir olmuş, ansızın kızı bulmuştu. Genç adam o kadar öfke dolu, o kadar dolu bakıyordu ki karşısındaki kıza. Bırakın genç kızın güzelliğini, o kahverengi gözleri bile aklını almaktan artık vazgeçmişti. Bir öfkeydi buna sebep olan sinirdi. Genç adam genç kıza aklından çıkmamaya yemin etmiş kahve gözlere son kez baktı. İçindeki hisler zirvedeydi. İçindeki intikam hırsı körüklenmişti yine. Ateş harlanıyordu gitgide. Ya kapkül etmek için, yok etmek için. Dudakları tek bir çizgi halini aldığında yüz hatları sertti. Çok yakında, çok yakında. Şunu bil Nurkaya, ayağıma geleceksin. Ayağıma gelip bana sığınacaksın. O zaman işte bu tokat, bu tokatın hesabını bir bir vereceksin bana. Anladın mı? Bunların hepsinin cezasını ödeyeceksin. Hesap günün fazlasıyla yakın. Nur az önce yaptığı yanlış hareketin farkındalığında eli havada öylece kala kalmıştı. Ben ne yaptım Allah'ım diye kendi kendine söylenirken önündeki adamın kafasını kaldırdığını gördü. Kahveleri korkuyla titreşiyordu. İşte şimdi kadının. Bakışlarını hemen kaçırıverdi ve adamın ona nasıl baktığını göremedi. Cesaretinin etkisi buraya kadardı. Görse de zaten genç kızın adeta dili tutulurdu. Öyle öfke dolu bakmıştı ki genç adam. Ortalık tehlike kokusuyla dolmuş taşmıştı. Ateşin dumanı dağın ardından tutuyordu. Nur kafası hala yere eğik iken Çağatay'ın ona karşın sinirli ve sert sesiyle konuşmasını duydu sonra. Adamın sesi bir o kadar sert ve bir o kadar da korkutucuydu. Genç kız yer yarılsa da içine girsem diye düşünmeden edemedi. Bir hatası vardı işte şimdi. Çok yakında, çok yakında şunu bil Nurkaya. Ayağıma geleceksin. Ayağıma gelip bana sığınacaksın. O zaman işte bu tokat, bu tokatın hesabını bir bir vereceksin bana. Anladın mı? Bunların hepsinin cezasını ödeyeceksin. Hesap günü fazlasıyla yakın. Nur, endişe tohumlarını barındıran kahve gözleriyle adamın arkasından hızlı gidişini sessizlikle izledi. Sessizlik yakıcıydı. Sessizlik fırtınaydı. Sessizlik tehlikeydi. 4 gün sonra Nur hastane odasında bulunan 2 abisinin bugün taburcu olacaklarını biliyordu. Ve bundan dolayı da içinin bayram edişiyle beraber yüzünde ufak tebessüm yüreğinde serin bir ferahlamayla dolup taşmıştı. Şükür ki geçiyordu. İyileşiyordu yaralar. Kabuk bağlıyordu. Hatta o yabancı adama yaptığı yanlışı bile bir an unuttuğunu hissediyordu genç kız. Evet, hata yaptığını biliyordu ve bunun içinde binlerce kez Allah'a kendisini affetmesi için dua etmişti. Sürekli bir af, sürekli bir dua içerisindeydi. Çünkü karşısındaki adam gibi nefsine yenilip o da onun gibi davranmıştı. Tutarsızca kötülüğün ateşini fitillendirivermişti. Gür ve acı bir şekilde. Halbuki onun gibi davranmaması gerekiyordu. Bilinçsiz bir insan değildi Nur. Bilinçsiz olmamıştı hiçbir zaman.
Ve ne yazık ki aynı o adam gibi davranarak bu kuralını bozmuştu çoktan. Bilinçsiz bir hareket sunmuştu ortaya ve oturduğu koltuktan kalktı. Mutfağa doğru yürüdü. Bir an susadığını hissetmişti. Dudaklarını ıslattı. Kuruyan dudakları bile susuz kaldığının habercisiydi. O esnada telefona gelen bir mesajla genç kız telefonunu eline aldı. Çıkan ses irkilmesine neden olmuştu. Genç kız elindeki bardaktan bir yudum suyu zoraki bir şekilde içip boğazının kuruluğunu alırken içinde olan korkusunu ise hiçbir şekilde atamamıştı. O an ellerinden itibaren tüm bedeni soğuk bir titremeye gibi kalmıştı. Sıcak bedeni yavaş yavaş soğumaya yüz tutuyor gibiydi. Beyaz teni iyice aklaşırken vücudunun sarsılması nurun dengesini bozulmasına neden oluyordu. Titreyen elleriyle mesajın üzerine tıkladı. Kalbinin atış sesi dışarıdan bile duyuluyordu. Güm güm güm. Genç kız irislerine değinen satırlarla kelimelerin ağırlığıyla beraber bir yandan tüm benliği derininden şaşarken bir yandan ise korku dolu bir hale bürünmüştü. Kuru, kızıl, yumuşak, dolgun dudakları aralık, irisleri donuk, şaşkın bedeni bitikti. Aynı zamanda ruhu da soğuktu. Merhaba Nurkaya, ne yapıyorsun bakalım? İyisindir inşallah. Çünkü bu akşamdan, bu son dakikalar, son saniyelerden itibaren iyi olacağını pek zannetmiyorum da. Her neyse, sana diyeceğim şey, yarın sizin evin önünde bir araba çalışır halde bekleyecek. Hah, işte o arabada benim adamlarımdan birisi. Seni getirmekle görevli. Yani diyeceğim şu ki, kararın beni seçmekse eğer, o arabaya binip benim yanıma geleceksin. Nurkaya, karar senin. Zaman tükeniyor ve hiçbir dakika, hiçbir saniye, hiçbir saliseye geriye alınamıyor. Karar sana ait. Gel ve 250 bin TL. Kabul et ve ödül senin olsun. Yalnız şunu sakın unutma. Her şeyin bir karşılığı vardır bu hayatta. Çağatay Korkut Samyeli. Genç kız şaşkındı, dalgındı. Ne yapacağını hiç bilmiyordu. Sadece sinirle telefonunu masanın üstünde sert bir şekilde bırakıvermişti. Elleri birbirine kenetlenmiş, ruhu zehirli sarmaşıkların tutsağıydı. Bedeni hissizlikle ahenkle dans ederken ruhu ölüyordu. Tükenen bedeniyle kaldı öylece. Adamın söz ettiği cümlelerden hiç ama hiçbir şey anlamamıştı. Her şey bir siyah film gibiydi. Karanlıktı ve boştu. Ucu açık sonsuz bir karanlık. İçine düşsen boğuluyorsun. Dışında kalsan boğuluyorsun. Nur korku dolu, canhıraş bir halde etrafına bakındı durdu. Bir yandan ise güzel yüreğiyle dua ediyordu Rabbine. Onu ve ailesini korusun diye. Çağatay siyah masanın üzerine bıraktığı telefonuna bakıyordu. Dakika başı. Aslında daha çok kadının cevap vermesini bekliyordu. Bir cevap, bir kelime ve bir umut. Dakikalar, saniyeler birbirini beklerken Çağatay tarihe baktı ve 22 Nisan Cumartesi günü olduğunu gördü. Gülümsedi. Birçok duyguyu barındırıyordu gülümsemesi. Aklından geçen düşünceler çok muhteşemdi kendisine göre. Efsaneler yakındaydı. İçeriye Ali girdiğinde adamına doğru ilerledi heybetli vücuduyla. Yeşil irisleri kısılırken saçları yürüyüşü nedeniyle bir sağa bir sola rastgele hareket etmişti. Abi, iş tamamdır. Adam bugün uğrayacak Kaya ailesinin evine. Dudaklarını ıslattı, yüzünü sıvazladı. Gelen haberler gülümsemesine artı değer katıyordu. Güzel, peki diğer iş? Adamına baktı. İşlerinin eksiksiz olmasını istiyordu. Beklenen güzel an gelecekti sonuçta. Abi bir şey diyeceğim. Bence vazgeçsen mi şu son plandan? Çağatay, adamın rahatsız bir tavır takınmasıyla kaşlarını hızla çattı. Onun başlattığı iş asla yarım kalmazdı. Ali, ben sana ne dedim? Karışma sen benim işime. İzin vermezdi. Olacaktı bu iş. Tamam abi. O iş de halloldu. Kenan Bey arkadaşınız halletti. İçine serpilen suyun ferahlığıyla dört köşe oldu. Yüzündeki kaslar yavaş yavaş rahatlıyordu işte. Güzel. Kenan zaten yarın anlar her şeyi. Ben konuşurum onunla. Tamam abi, o zaman ben gidiyorum. Dediğin gibi bekleyeceğim evin önünde. Ama ya gelmezse? Çağatay adamına genişçe sırıttı. Beklediği bir soruydu ondan. Gelecek. Hem de bak nasıl gelecek. Tüm yollar sarıldı. Tüm çıkışlar zincirlendi. Ben varım. Bir tek ben. Bana gelecek, mecbur kalacak. Mert ve Emre polis anlatmak istiyordu. Çoğu her şeyi. Ama şöyle bir gerçek vardı. Çağatay Korkut Samyeli ikisini de tehdit etmişti.
hem de hayatları konusunda. Her insan böyle bir durumu kabul etmek zorunda olmak istemezdi. Ama bazen koşullar insanın elini ayağını sıkı bir şekilde bağlayıveriyordu. Aslında iki abi kardeş kabul etmemişti. Sonuna dek böyle bir şeyi, fakat bu sefer de babaları ve anneleri yönünden tehdit edilmiştiler. İşte iş burada değişirdi. Aile önemliydi. El mahkum, onlar da susmak zorunda kalmıştı. Yanlış bir şey de olsa yaptıkları. Nur, babasının durumunda iyiye gittiğini annesinden öğrendiği gibi Rabbine sonsuz şükürlerini etti. Duaları kabul olmuştu. Babası ve abileri iyiydi. Genç kız onların iyiliğini düşünüyordu. Ama aslında kendini de düşünmesi gerekiyordu. Kaderin kederi en çok onu bekliyordu. Çağatay oğlum, gelin istiyorum ben. Değil mi bey? Gelin istiyoruz artık. Evet oğlum, bence de artık evlilik zamanı geldi de geçiyor. Şöyle güzel, ahlaklı, iyi bir gelin, sonra da torunlar, ne de güzel olur. Çağatay daraldığını hissediyordu. İçten içe bir anda bağırdı karşısındaki en değerli olan iki insana. Boğazına kadar taşmıştı su. Yeter, anne, baba, istediğim zaman evlenirim ben. Benim hayatım bu, benim yaşamım. Evlendiğim zaman ise çok merak ettiğiniz gelininizi görürsünüz. Genç adam hızlı bir şekilde odasına çıkıp kapıyı sertçe kapatıvermişti. Anne ve babasının üzerine aşırı gelmeleri sinirini fena bir şekilde bozuyordu. Dengesi şaşıyordu iyice. Ruhu daralıyordu, aklı bunalıyordu. Çekmecesinden çıkardığı, sakladığı fotoğrafa baktı. Siniri az bir şey olsa yatışırken hafifçe gülümsedi ve kendi kendine mırıldığını verdi. Yarın görüşmek üzere. Nurkaya. Nur, eve gelen iki abisinin hazırladığı hasta yataklarına yerleştirdikten sonra ikisine de yaptığı çorbadan güzelce içiriverdi. Onların iyileşmesi için elinden geleni ardına koymuyordu. Nur bu olayı onun yaptığını biliyordu. Çağatay Korkut Samyeli'nin yaptığını biliyordu. Kadının bilmediği tek şey ise abilerinin bu olaya neden ses çıkartmadığıydı. Onları dövdürten adamı neden şikayet ettirmedikleriydi. Neden kendisine bağırıp dövmedikleri neydi? Çünkü bu olaylar genç kızın yüzünden olmuştu. Bunun farkındaydı Nur. Abileri de farkındaydı. Adama bağırıp kovduğu için bütün bu olanların başlarına gelme sebebi olduğunu biliyordu. Kapının çalan zil sesi genç kızı derin boğuk düşüncelerinin arasından sıyırırken Nur, ben bakarım deyip abilerinin yanından ayrıldı. Israrla ard arda çalan kapıyı açtığında karşısında Ahmet amcayı görmesiyle Nur unuttuğu o 250 bin TL'yi şimdi hatırlayıverdi. Acı acı ve o anda kafasına bir şey daha yeni dank etti. Adam biliyordu. Her şeyi ve adamın anlatmaya çalıştığı konu ise tamamıyla işte bu konuydu. Yalnız anlamazdı. Nasıl anlamamıştı? Adam biliyordu her şeyi ve adamın anlatmaya çalıştığı konu ise tamamıyla işte bu konuydu. Nasıl anlamazdı? Nasıl anlamamıştı? Aptaldı. Nur kızım, parayı hala ödemediniz. Ses seda da çıkmıyor. Hayır, böyle olmuyor. Ayıp değil mi? Ben öyle trilyoner bir adam değilim. Nur titredi. Unuttuğu bir gerçek şimdi karşısındaydı. Şimdi ne yapacaktı? Ahmet amca, ödeyeceğiz diyebildi o yüzden canhıraş titrek bir sesle. O esnada fark etmediği bir şey daha vardı. Abisiydi. Arkasından Mert lafa atlamıştı. Ne parası Nur? Ahmet amca? Mert duraksadı. Dükkan olabilir miydi? Hah oğlum, çıkmışsınız hastaneden. Geçmiş olsun. Hani benim dükkan vardı, kiraydı, sizde ve yandı. İşte onun masrafının parası oğlum. Mert duyduklarıyla derin bir iç çekti. Belliydi her şey. Abi, kardeşine döndü. Nur, sen sus bir, dedi. Bu onların işiydi. Halletmek onlara kalmıştı. Ne kadar borcumuz Ahmet amca, dedi. Dimdik. Ödemek zorundaydılar. 250 bin TL. Duyduğu miktarla sarsıldı Mert. Ne? Senin dükkanın o kadar etmiyor ki Ahmet amca. Sert bir tutum sergilemişti bile çoktan. Ben bilmem Mert oğlum. Oğlum Hasan da parayı istiyor. Yarın son gününüz. Ne yapıp edip paramı ödeyin. Genç adam baka kaldı. Bu neydi şimdi böyle? Tamam Ahmet amca. Sen gidebilirsin. Biz bir şekilde senin paranı ödeyeceğiz demişti. Ama yanmıştı en çok. Nasıl ödeyeceklerdi bilmiyordu. Mert sinirli bir şekilde kapıyı kapatırken arkasından bağıran kardeşini duymuyordu.
Çünkü genç adam 250 bin TL'yi hayatı boyunca hiç yan yana görmemişti. Ve şimdi 250 bin TL ödemekte sorumluydu. Nur öfke dolu, elini aldığı telefondan daha adıyla bile kaydetmediği kişiyi Çağatay Korkut Samyeli'yi aradı. Daha fazla bunalmak istemiyordu. Dayanamıyordu, olmuyordu. En azından adama olan sözlerimi söylerim de rahatlarım diye düşünüyordu. Nur, kulağında telefon, karşı tarafın açmasını bekliyordu. Zaten beklemekte zorundaydı. Ellerini vurdu bedenine. Kafası allak bullaktı. Efendim Nurkaya, kararını mı açıklayacaksın yoksa? Nur, adamın yine artist gibi davranışlarından dolayı o an boğmak istedi sadece o yabancıyı. İnsan değildi. Ego yığını. Karşısındaki adam resmen onun bağırması için her şeyi yapıyormuş gibiydi. Genç kız sesinin yükselmesine karşın şaşkın bir haldeydi. Hayır, onu demek için aramadım. Bunu da senin yaptığını çok iyi biliyorum. Şunu da biliyorum, çok iyi be adam. Allah var Allah, kork kork. Karşısındaki adam resmen onun bağırması için her şeyi yapıyormuş gibiydi. Genç kız sesinin yükselmesine karşın şaşkın bir haldeydi. Hayır, onu demek için aramadım. Bunu da senin yaptığını çok iyi biliyorum. Şunu da biliyorum çok iyi be adam. Allah var Allah, kork kork. Saniyeler sonra ahizeden adamın derin nefes alışverişlerini ve sert ses tonunu işitti. Kızım, bana ne varsa var. Sen cevabını söylemek istiyorsan ararsın yine beni. Be adam, kararın olumluysa ara. Ya da arama beni Nurkaya. Şu an kapatmam gerekiyor, uykum var. Kulağında telefon, bedeni %100 sinirle dolu öylece kala kaldı. Ama halbuki söyleyeceği bir sürü şey vardı adama. Ertesi gün, Nur türlü dantelli perdenin ardından evin önünde duran haciz memurlarına bakıyordu. Hissizlikle dolup taşmıştı. Ne yani şimdi? Evlerine haciz mi gelmişti? Genç kız üzgün bir halde camdan dışarıda görevli iki memurla konuşan abilerine baktı. Annesi ise hala hastanede babasının yanındaydı. Şimdi bir de haber verip hasta olan babasını hiç üzmek istemiyordu. Çaresizce içeride bekliyordu sadece. Para toplamıştı abileri ama o da ancak 25 bin TL'ydi. Paranın bir çoğu yoktu. Nereden gelecekti ki? Nur bir o yana bir bu yana salonun etrafında gidip geliyordu. Minicik yüreği bedenine sığmıyordu. Kahve irisleri dolu, yüzü soluktu. Böyle bir şey olacağını hiç beklemiyordu. Peki karar? O adama evet diyemezdi. Diyemezdi çünkü bu olanlar zaten hep o adamın yüzünden olmuştu. Nur ne yapacağını bilmez bir şekilde bu sefer de kendi kendine mırıldanmaya başlamıştı artık. Hatlar kopmuştu. Aklı sağlıklı düşünemiyordu. Yüreği ve aklı adeta savaş içerisindeydi. Kabul edemem, edemem, o adama istediğini veremem. Kabul edemem, edemem, o adama istediğini veremem. Kabul edemem, yardım et bana Allah'ım, lütfen yardım et. Genç adam kendisine yaklaşan siyah Range Rover Jeep'e baktı ve genişçe sırıttı. İstediği şey olmuştu. Çağatay bahçenin önünde duran Range Rover'a odaklandı. Zehri bir sırıtma peydah olurken kemikli yüz hatlarında yeşil irisler çoktan şeytansı bir parıldamaya gebeydi. Benliğine kazınan görüntüler mutluluktu şimdi ona. Olmuştu. Demişti ve olmuştu. Oyun son hız finale doğru ilerliyordu işte. Arabanın içerisinde bulunduğunun farkındaydı adam. Kızın. Çünkü kızın arabaya bindiği andan itibaren adamı bizzat arayıp kızı aldığını patronuna söylemişti. Yüzündeki zafer gülümsemesini silemiyordu bir türlü. Sinsi bakışları ve kadına yarı hayran hisleri zirvedeydi. Mutluydu. Hem de ne çok. Sanki içinde bir şeyler eriyor, sanki onun nefesini kesen o bir şeyler yok oluyormuş gibiydi. Finale adım adım ilerlerken büyük bir son için Çağatay arkadaşı Kenan'ı beklemek zorundaydı. Çünkü finalin başrollerinden biri Kenan'dı ve bir son hikayesinin finaline sadece dakikalar kalmıştı. Emre ve Mert deliye dönmüştü adeta. Nur'un telefonu çalıyor, çalıyor ama bakan yoktu. Sinirler iyice geriliyordu gitgide. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamamaktadır. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Tıt tıt tıt. Duyduğu 10. aynı kelimelerle daha fazla dayanamayan Mert, kardeşi Emre'ye hiçbir şey söylemedi. Seri bir şekilde evden çıkıp arabasına bindi. Çağatay Korkut Samyeli'nin bu işte bir parmağı olduğunu ortada olan olaylar yüzünden en başından beri anlamıştı zaten.
Çağatay Korkut Samyeli'nin bu işte bir parmağı olduğunu ortada olan olaylar yüzünden en başından beri anlamıştı zaten. Genç adam kardeşini o adamın kaçırdığını düşünüyordu ve bu düşüncesi doğruydu da ona göre. Genç kadın haciz memurlarının içeri girmesiyle beraber çantasını ferecesini aldı ve arka kapıyı açtı. Evlerinin önünde bekleyen arabaya doğru ilerledi. Ne yapıyordu? Nasıl bir düşünceyle hareket ediyordu? Hiç bilmiyordu Nur. Bir çare binlerce kelimenin içerisinde boğuluyordu. Ters giden bir şeyler vardı. Bir şeyler vardı ters giden. Vardı tuhaf bir şeyler. Genç kızın binmesiyle beraber jip anında çalıştı. Gideceği yere doğru yol aldı. O an durdu sanki. Her şey silikleşti. Hiçbir şey aklında yoktu. Her şey gitikti. O adama şu an şu saniye yenik düşmüştü. Bu olayları, bu kötülükleri neden yaptığını, niçin böyle davrandığını, neden onlarla uğraştığını sormak için gidiyordu Nur. Hesap sormaya gidiyordu. Tak etmişti artık. Haciz memurlarını bile satın alarak hayatlarını mahveden bir adam vardı karşısında. Korkusu büyüktü ama buna rağmen cesur davranıyordu genç kız. Fakat bilmediği bir şey de vardı ki o da kaderin oyununa geldiğiydi. Nur, arabanın lüks bir villanın önünde durmasıyla varacağı yere geldiğini anlamıştı. Ve bunun verdiği stresle ellerinin yavaş yavaş terlemeye başladığını hissediyordu. Terleyen ellerini mavi feracesinin içerisindeki kumaş elbisesine silip başörtüsünü düzeltti. Duran arabada öylece beklemekten yana oldu. Yapacak bir şey yok gibiydi. Beyni bir çıkmazla toslamıştı. Buyurun Nur Hanım. Kapıyı açıp ona ismiyle hitap eden şoföre baktı Nur. Daha sonra kafasıyla adamı onayladı. Dışarı çıktı. İşte tam o anda karşısında adamı gördü. Çağatay Korkut Samyeli'yi. Zafer kazanmış edasında nefret ettiği adam şeytansı bir sırıtmayla tam karşısındaydı. Ona bakıyordu yeşil irisleriyle dimdik. Korku yoktu o irislerde. Zafer vardı ama neyin zaferi? Genç kız anlamasa da çoğu şeyi gözlerini hızla kaçırdı. Hiçbir zaman göz göze gelmemişti insanlarla pek. Hele bir erkekle. Çağatay kendisine doğru gelen kadının üstünde bir baskı oluşturdu. Delici bakışlarıyla. Yeşil irisler Nur'un bedeninden bir saniye bile ayrılmıyordu. O kadar çok dik ve o kadar çok dikkatli bakıyordu. Ufacık bir detayın bile silik olmasını istemiyordu. Kayıp istemiyordu. Yanına hızla gelen Nur'la Ali'ye gitmesi için işaret verdi Çağatay. Ali'nin gitmesiyle birlikte ortam sessizlikle yankılandı. Çağatay Nur'a baktı, gülümsedi. Başarmıştı işte yine. Nurkaya, kabul ettin ha demek. Çağatay alay içerikli konuşunca genç kızın kaşları ansızın çatıldı. Kahve gözleri büyüdü. Anında tüm bedeni sinirin hakimiyeti altına girdi. Hayır, ben teklif falan kabul etmedim. Netti. O kabul etmek için gelmemişti. Her şeye rağmen hala nasıl dimdik hayatta onu göstermeye gelmişti Nurkaya. Ne demek yani diyen, gözlerini bir saniye bile üzerinden ayırmayan adama ürkek ama cesur bir bakış attı. Şu demek, istediğin kadar uğraş sen. Ben Rabbime inanıyorum ve onun bana yardım edeceğini de elbette biliyorum. Rabbim kulunu yarı yolda bırakmaz. Kelimelerini birer iğne niyetine adama batırmak istedi. O yılmamıştı ama yorulmuştu, bu bir gerçekti. Niye bindin o zaman arabaya lan? Bunları söylemek için. Hatta şimdi de gidiyorum Çağatay Bey dedi. Ve Nur yürümeye başladı. Biraz da rahatlamış gibi hissediyordu. Hey! Hey nereye? Harfler kulağına çalınsa bile kendine çok yabancı gelen bu yerden ayrılmak için hızlı adımlarla yürümesine devam etti. Bir an önce gitmeliydi. Yoksa abileri ona cehennemi yaşatmaktan çekinmezdiler. İşte tam da o sırada adamın son söylediği sözlerle birlikte olduğu yerde öylece kala kaldı. Dondu adeta. Peki sen bilirsin Nurkaya. Şu an bütün eşyalarınız yükleniyor. Ama eğer diyorsan Çağatay Bey, ben kabul ediyorum. Hemen haciz işlemlerini iptal ettiririm. Habire de babanın yanına gitmek için hazırlanan adamlarımı durdurabilirim. Ne dersin şimdi Nur? Kabul mü? Genç kız adımları dondu. Gözleri doldu. Çaresizce adama doğru yüzünü döndü sonunda. En nefret ettiği bakışlarla süzdü. Allah'a havale ediyorum seni Allah'a. Söylediği kelimeler her şey tuhaftı ona şimdi. Çok. Çok değişikti. Söylediğin şey tam olarak ne demek bilmiyorum.
Ama bu kabul ettiğin anlamına mı geliyor Nurkaya? Kahve erişleri adamın ceketinin yakasına takıldı. Benliği silikti kızın. Babamın kılına bir zarar gelirse o zaman seni asla yaşatmam. Kabul yani. Haciz işlemleri duracak. Hemen şimdi. Aldıkları eşyaları geri yerine koyacaklar. Anında. Kabul. Tamam güzelim. Bana güzelim deme. Güzelim. Alış bence. Çünkü bu daha bir ilk. Ne demek istiyorsun şimdi sen? Anlarsın. Demiştim değil mi ben sana Nur? Bu dünyada elbet her şeyin bir karşılığı bir bedeli vardır. İşte şimdi yandığını diri diri hissetmeye başlamıştı. Alevler ruha kadar işliyordu. Yanıyordu kız. Diri diri yanıyordu, kül oluyordu. Genç kadın lüks villanın lüks gri koltuklarından birinde, tanımadığı bu evde yabancı hissediyordu her türlü kendini. Gerçi yabancıydı da. Onun burada olması yanlıştı. Burada, bu yerde bulunması saçmalıktı. Hiç gelmemeliydim, dedi içinden Nur. Hiç gelmemeliydim. İçine doğanlar bir gerçek olacakmış gibiydi. Sezgiler, kötü hisler doğuruyordu. Ortaya ve korkuyordu Nur. Korkuyordu. Koltuğun yumuşaklığı hafif de olsa Nur'un rahatlamasını sağlarken tam karşısında oturan, kendini kusursuz sanan adamın heybetli duruşu sayesinde etkisi geçmiş bulunmaktaydı. Bir yerlerde yine diken üstüne geçmiş bulunmaktaydı. Tetikteydi yüreği. Kurşunların hedefindeydi. Yine bir o kadar merak içerisinde ve bir o kadar korkak bir yabancıydı Nur. Kendi hikayesinin bile yabancısıydı o. İncecik, narin çıkan sesiyle konuştu. Artık yavaştan yavaştan korku tohumları yüreğine salınmaya başlamıştı. Benden ne isteyeceksiniz? Niye beni hala bekletiyorsunuz? Çağatay duyduğu zarif ama bir o kadar ürkek sesle karşısındaki başörtüsüyle bile muhteşem olan kadına baktı. Gözlerinin kahvelerine daldı. Nur'un etkisindeydi o. Fakat kadın gözlerini yine yere eğmişti. Ona Çağatay Korkut Samyeli'ye niye bakmıyordu? Çağatay bu kaba davranışa sinir oldu. Kadına yine sert ses tonu ve yakıcı bakışlarını sundu. Birazdan öğreneceksin. Kendisini buraya getiren şoförle ve yanında başka bir adamın yanlarına doğru gelmeleriyle telaşlanmış ve ayrıca da korkudan başını yere eğmişti. Düşündüğüm şey olmaz değil mi? Allah'ım sen bana yardım et, diye Nur çaresizce dua ediyordu. Hisleri yanıltmıyordu yine. Yine hisleri kötü olayların habercisiydi. Bir şeyler oluyordu ve Nur eli kolu bağlı bir şekilde duruyordu öylece. Bir adım atsa bu lanet evden ayrılabilirdi. Bir adım geriye atsa bu lanet evin duvarlarını toslayabilirdi. İçi yanıyordu, canı yanıyordu. Ne oluyor burada? Demesine bile kalmadan kolunu sımsıkı kavrayıp salonda bulunan altın döşemeli kadife masaya doğru götürdü adam onu. Daha dokunma bana haram bile demesine izin vermemişti. İzin verilmemişti ona. Nur acıyan kolunu sol eliyle sıvazlarken adamın koluna bakışını hissetti. Tuhaftı hisler. Canının yangınıyla masaya Ali ve bir adam daha oturduğunda son kalan kişi ise nikah memuruydu. O da şimdi oturmuştu. Her şey tamamdı. Plan başarıyla sonuçlanmıştı. Yanına oturan adama baktı bir. Bir de masadaki adamlara ve masanın en başında bulunan tek kişiye. O an aklına dank etti bir şeyler. Bir şeyler zihnine kazındı. Nefesi tükendi kızın. Hayır, olamaz değil mi? Olamazdı. İçinde çığlık çığlığa dışa karşı hamuş kesilmişti. Adamın başında duran adam yanında getirdiği defterleri masanın üstüne koyunca Nur, gözleri sonuna kadar açılmış bir şekilde yanındaki adama değindi gözleri. Nur, gözleri sonuna kadar açılmış bir şekilde yanındaki adama değdirdi kahve erişlerini. Adam sırıtıyordu. Olanların daha yeni farkına varırken bir anda ayağa kalkmaya çalıştı. Fakat başaramadı. Beline doğru dayanmış silahın soğukluğuyla ter döktü. Şimdi korku dolu gözlerle bedenine değinen namlunun acısını hissediyordu sadece. Buradan kalkarsan ölürsün, bilmiş ol, diye kendisini tehdit eden adama upuzun kirpiklerinin ardından ürkek yaralı bir ceylan misali baka kalmıştı. Bir şey diyemiyordu, korkuyordu. Damarlarındaki her kan hücresi korkunun zehriyle mühürlenmişti. Zehir vardı, acı vardı. Bu adamdan, bu yerden korkuyordu. Bu insanların ses çıkarmamalarından çok korkuyordu. Neden bir de duymuyordu kadınların sesini? Neden? Anladın mı?
Çağatay tehditkar dolu bir ses tonuyla konuşurken bir yandan kadından bir cevap bekliyordu. Fakat kadın o kadar ürkmüştü ki şu an bırakın buradan koşup kaçmayı bir kelime bile konuşamayacağına adı kadar emindi. Adamın soruyu tekrarlamasıyla birlikte ayağa dahi kalkmadan başını sallayarak oturduğu yere sinivermişti. Başka çaresi mi vardı ki? Nur bu adamdan nefret ettiğini şimdi bir kez daha anlamıştı. Kenan başla diye Çağatay konuştu. Kenan başını sallayarak defterini açıp gereken şeyleri ayarladı ve karşısında korku içinde duran kadına acıyarak konuşmaya başladı. Hissetmemek ne hacetti? Kadının ürkek gözlerinden bile akıyordu. Bu evliliği istemediği ama o da kandırılmıştı. Şimdi kıymazsa bu nikahı hayatının arkadaşı tarafından mahvolacağını gayet iyi biliyordu. Evet, evlenmek için bize başvuruda bulundunuz. Çağatay, kısa kes Kenan diye adamın sözlerini yarıda kesip bir an önce bu nikahı kıymasını istedi. Kenan, umudun tükendiğini hissetmişti. Arkadaşını kızdırmamak amaçlı kısa kesip o malum soruya geldi. Siz, Atıf Bey'in oğlu Çağatay Korkut Samyeli, Nurullah Bey'in kızı Nur Kaya'yı karılığa kabul ediyor musunuz? Çağatay Korkut kendisine sorulan soruyla yanında duran kadına çevirdi yeşil harelerini. Ardından gür ve keskin ses tonunu bahşetti. Evet. Gözlerini yumdu kız. Şimdi kendisine söylenen soruyu öylece boşlukta dinledi. Olmuyordu, olmuyordu. Siz Nurullah Bey'in kızı Nur Kaya, Atıf Bey'in oğlu Çağatay Korkut Samyeli'yi kocalığa kabul ediyor musunuz? İşte şimdi bir şey diyemedi. Derin bir yutkuntu içerisinde titreyen bedeni ona eşlik etti. Yüreği pır pır. Ateşin harıyla kül olup uçuyordu. Tükeniyordu kadın, bitiyordu. Üzerinde bulunan mavi elbisesiyle evleniyordu. Hem de ailesinden hiç kimse olmadan. Al duvaklı gelin olmak istiyordu ama o. Her şey yerli yerinde olsun istiyordu. Böyle bir evlilik değil, böyle bir adamla değil. Ailesi olmadan değil. Bir evlilik hayali kurmuştu. Belki mutlu, belki mutsuz. Nur, beline dokunan silahın soğukluğunu bir kez daha derinden hissetti. Adama çalınan hırsları merhamet dileniyordu. Karşısındaki acımasızca kendisine davranan adamdan bir umut kırıntısı bekliyordu. Bakışlarıyla lütfen diyordu, lütfen. Tek bir hareket bile beklenilen gibi olmadı. Kısa bir süre sonra daha fazla uzatmayıp onu bekleyen insanlara baktı ve öyle bir evet dedi ki Nurkaya. İçindeki imayı anlamayan olamazdı herhalde. Öyle bir evet dedi ki kadın, kederinin yaktığı bedeniyle zehirli sarmaşıklar ardına saklandı acılar. Evet, evet demişti aslında. Evet, siz şu an benim günahıma giriyorsunuz demek istemişti. Lütfen demeye çalışmıştı. Ama sonuç, şahitlerin onayıyla imzaladıkları kırmızı defterdi. Adamın zorla eline tutuşturduğu evlilik cüzdanıydı. Boştu. Bomboş. Gözleri dolu dolu adeta bir yağmur misali yağmak için can atıyordu. Elindeki kırmızı kaplı, üzerinde altın sarısı rengiyle yazılan yazıya, evlilik cüzdanına değindi kahve irisleri. Yaktı kavurdu yüreğini. Külleri savruldu fırtınanın etkisiyle her dört bir yanına. Şimdi evlenmişti yani, o adamla. Çağatay Korkut Samyeli ile evlenmişti. Nurkaya evliydi artık. Bir kaya değildi. Bir kaya değildi, değildi. Çağatay adamları usulca salondan çıkarırken genç kadın ise salonun ortasında tek başına kala kalmıştı. Adamın zaferinin çığlığı tüm evde yankılanırken buna rağmen evdeki sessizlik delirticiydi bir o kadar. Ruhen hissedilen zafer aslında en çok yakıyordu genç kızın canını. Bir adım bile kıpırdayamamıştı. Sadece elinde kırmızı evlilik cüzdanıyla ayakta dikili durabiliyordu. Bitmişti. Her şey bitmişti. Evlenmişti artık. Ama ona rağmen her şey haram kılınmıştı ona. Her şey. Bir adım bile haramdı sanki. Evliyim artık. Hem de o adamla. Diye kendisinin bile duyamayacağı kısık bir ses ondan çıkmış, bedeninin etrafını sarıp sarmalamıştı. Yakıcılığının etkisini hain bir şekilde acı acı gösteriyordu. Acımıyordu. Esip gürlüyordu. Ruhun çöküşüne sebep oluyordu yavaş yavaş. Yavaş yavaş siniyordu benliğe. Zehrini akıtıyordu. Çağatay geniş ve ferah salona girdiğinde kadının hala aynı noktada fiziken dimdik ama ruhen çökük bir çare bir halde olduğunu gördü.
ve yanına hızlı adımlarla yürüdü. Zafer'in tadı güzeldi. Şekerden bile daha tatlıydı hatta. Şimdi şeker mi istersiniz çayınızın yanında, yoksa bu Zafer'i mi deseler? Bu Zafer onun için paha biçilmezdi. Güç artık ondaydı. Fazlasıyla hissedebiliyordu. Kolundan tuttu genç kızın. Sevinci bedeninin mutluluğuydu. Nura tam hayatındaki kurallarından bahsedecekken kapının gür sesi aniden ortamda yayılmıştı. Yeşil irislerini donuk olan kadından çekti ve kapıya taraf kaydırdı. Boynunu kilitletti. Sağa sola döndürdü Çağatay. Bingo. Beklediği kişi olabilirdi. Nur ise şok içerisinde öylece elindeki cüzdanı sımsıkı tutuyordu. Her şeyden soyutlanmıştı adeta. Hayali düşüncelerinin içerisinde boğuşuyor, boğuluyordu. Derin düşünceleri onu ele geçiriyordu. Yakıyordu, yıkıyordu. Hissizlikle savaş veriyordu Nurka'ya. Hissizliğin hissizliğinde kayboluyordu usul usul. Bekle burada. Kim gelmiş bakayım bir. Diyen adamı kesik kesik duymuştu. Hayatı kararmıştı bir kere genç kızın. Günahların günahını işlemişti. Kapıyı açan Çağatay Korkut, Mert'in ona attığı aynaya sert bir yumrukla birkaç adım geriye doğru sendeledi. Mert'in bağırışları benliğine kazınmaya başlarken büyük bir zevk duydu bu olanlardan. Nerede lan kardeşim şerefsiz? Erkeksen hallet benimle işini. Çağatay genişçe sırıtıyordu hala. Zaferin tadına bayılmıştı işte. Yeşillerini kısarak karşısında güçsüz kalan adamı küçümseyerek süzdü. Gerçekler vardı ve bu adam şimdi burnunu sert bir şekilde ovdu Çağatay. Çeki düzen verdi bedenine. Heybetli iri bedeni dimdik duruyordu. Yıkılmaz, dokunulmazlık görüntüsü sergiliyordu adeta. Nur ise abisinin sesini duyduğu gibi hızla kapıya doğru ilerleyivermişti. Bir umut ışığı yanıyor gibi hissediyordu genç kız. Bir umut kırıntısı hala var diye düşünüyordu gerçekleri hesaba katmayarak. Kapının önünde dik, öfkeli ve sert duruşuyla duran abisine doğru çevirdi bakışlarını. Ansızın tam abisine doğru adım atıp ilerliyordu ki ona, Çağatay, Nur'a izin vermedi. Ve genç kızı çevikçe arkasına çekti. Senin yerin burası, dermişçesine. Hızla geriye ittiği kadını arkasından bırakarak karşısındaki adama odaklandı sadece. Nur ne kadar abisinin yanına gitmek istese de genç adam buna izin vermiyordu. Kuralı basitti. Gitmek asla yoktu. Bırak lan kız kardeşimi. Mert gür ve kararlı bir sesle onu öyle konuşmuştu. Çağatay ise adamın söylediği sözlerle duraksadı ilk. Ardından soğuk bir kahkaha firar etti. Dolgun, kızıl etli dudaklarının arasından. Kız kardeşin ha? Dövdüğün, canını çıkarttın, yaktığın kız kardeşin. Çağatay sert bir cevabı karşısındaki adama ithaf ettiğinde abisinin yanına gitmek için çabalayan genç kadını bir kez daha hızla geriye doğru ittirdi. Anlamıyordu bu kadın. Hala bir şeyleri. Anlamıyordu. Artık o karısıydı. Çağatay Korkut Samyeli'nin karısıydı. Ve Çağatay Korkut Samyeli'nin karısı olarak bu evde yaşamak zorundaydı. Bunu anlamak zorundaydı. İçeri gir Nur. Çağatay bağırdığında genç kız ansızın irkilmiş, deliye dönen adama ters ters bakıveriyordu. Şu an bu bakışlar en çok onun hakkıydı. Ama ne vardı ki şu an o bakışlar bu adamdaydı. İçeri girmeye hiç niyeti olmayan Nur hala beklemekte ısrarcı davranıyordu. Gitmek çok koyuyordu. Gidemiyordu Nur, gidemiyordu. Her yer yabancıydı ona. Her yer yabancıydı tıpkı yanındaki artık kocası olan bu adam da dahil. Nur gel buraya. Nur abisinin bu seslenişine karşı sadece abi diyebilmişti. Zar zor duyulan mırıltılı ses tonuyla. O sırada içeri hamle yapan Mert ateşi istemeden de olsa çoktan harlamıştı. Çağatay adamın bu basit cesurluğunun iğrençliğiyle birlikte öfkelendi. Ve genç kadının elindeki evlilik cüzdanını zorla kızın elinden çektiği gibi Mert'in yüzüne doğru fırlatıverdi. Adamlıktan anlamayan bir adama kelimeler nafileydi. Çağatay açtı ağzını yumdu gözünü ve Kaya ailesi için o acı sözleri, yakıcı kelimeleri teker teker söyledi. Acımak yoktu, oyun bitmişti. Nur artık bir yere istese de gelemez. Çünkü biz evlendik ve dolayısıyla da Nur'un yeri benim yanım. Yani kocasının yanı. O artık Nur Kaya değil. O artık bir Samyeli üyesi. Nur Samyeli. Kaya'ya elveda. Şimdi baktıysam bol bol evlilik cüzdanına alayım ben onu koçum. Ha bir de karımla beraber biraz yalnız kalalım değil mi? Ne derler hem?
yeni çifti rahatsız etmek olmaz. Mert elindeki evlilik cüzdanının içini açtığı an Nur ve o pislik adamın resmi gözlerine değinmişti. Ve en çok da o adamın gerçekleri bir tokat gibi yüzüne çarpmıştı sertçe. Ama genç adam yine de inanmak istemiyordu hala. Kız kardeşi olarak bütün bu kötülüğü yapan adamla evlenmemişti. Evlenmemişti, bunu yapmamıştı. Sahteydi bu şey, evet evet sahteydi. Mert böyle düşünüyordu ama gerçekler... Gerçekler Çağatay Korkut Samyeli ile Nurkaya evlendi diye bas bas bağırıyordu. Genç adam hala inanmamak için direniyordu. Sinirle fırlayıp Nur'u adamın elinden çekti ve sonra kardeşine cevabı belli olan o soruyu sordu. Bir cevaba ihtiyacı vardı en çok. Nur, bu adamla evlenmedin değil mi? Öyle bir şey yapmadın değil mi lan? Söyle, susma. Bu adam yalan söylüyor de lan. Yalan söylüyor de. Abi ben evli değilim de. De. Ben evlenmedim de. Bir şey de lan artık. Fırtınanın ayazında kala kalmıştı Nur. Rüzgarın uğultusu onunla alay ediyordu adeta. Onu delirtmek istiyordu fazlasıyla. Yanında duran adam kolunu o kadar çok sıkı kavramıştı ki genç kadın artık bırakın konuşmayı abi diyecek kadar iyi hissetmiyordu kendini. Gözleri dolu dolu abisine bakarken abisinin yine sinirli, sistemkar, sabırsız cevap bekler sesini işitti. Nur, sana diyorum. Bu adamla evlendin mi ha? Evlendin mi? Genç kadın suskundu. Diyecek tek kelime haramdı. Dili lal, yüreği lavdı. Gözleri yaşlı abisine bakıyordu öylece. Aslında gözleriyle abi bana yardım et lütfen diyordu da abisi genç kadını anlamıyordu. Kadını duyamıyordu, hissetmiyordu. Minik kız kardeşinin feryatlarını. Evliyiz biz. Bunu hala algılayamaman senin sorunun kardeşim. Şimdi çık evimden diye Çağatay konuştu sertçe. Başı yavaştan yavaştan ağrımaya başlıyordu. Artık çekmek istemiyordu bu lanet adamın varlığını. Mert sinirle adamın üzerine doğru yürüdü ve yüzüne yumruğunu geçirdi. Çağatay tepkisiz kaldı o an. Nur ise deliler gibi sadece ağlıyordu. Zaten yapabileceği başka bir şey yoktu. Nur, doğruyu söyle. Evlenmedin değil mi bu adamla? Mert hala bu olayların yalan olduğuna inanmak istiyordu. Ufacık bir umuda tutunuyordu. Çağatay yediği yumruğun öfkesiyle tam adamın üstüne yürüyeceği zaman Mert'in yaptığı hareketle öylece yerinde kala kaldı ve sinirleri bir kat daha fazla arttı. Çünkü o adam Çağatay Korkut Samyeli'nin karısına tam şu anda karşısında tokat atmıştı. Nur yüzüne inen tokatla yanağının sızısını hissetse de bir şey demedi, diyemedi. Sadece gözleri yaşlarla doldu. Yerdeki pahalı fayansları buğulu görüyordu. Acı canını yaksa da dil hun kesilmişti. Çağatay Nur'u arkasına çekti. İkinci bir tokatı daha atmak için uğraşan Mert'in elinden yakaladığı gibi sertçe duvara tosladı. Bu hatayı yapmayacaktı işte. Ona bu hatayı yanında yapmayacaktı. Art art attığı yumruklarla siniri geçmek bilmiyordu asla. Lan sen kimsin de vuruyorsun karıma benim? Benim karıma. O artık benim karım. Karım, anladın mı? Şerefsiz, anladın mı? Şerefsiz asıl sensin lan. Kardeşimle nasıl evlendiğini bilmiyorum. Ama şunu unutma Çağatay Korkut Samyeli. Yaptığın yanına kalmayacak. Çekeceksin cezanı. Benim evimde, benim aitliğimde sen beni mi tehdit ediyorsun lan? Nasıl anlamak istersen Samyeli. Genç adam öfkeli bir şekilde Mert'i serbest bırakırken kapıya doğru son hamlesini de yapıp dışarı fırlattı. Bu da demek oluyordu ki adamın dilinde defol git. O sırada Mert tam yere düşecekken hızla toparlandı ve kardeşine... Aslında bundan sonra artık kardeş olmayacak kadına son kez baktı ve ona ağır gelecek o sözleri söyledi. Canının acımasını umursamadı. Aksine canının acıması için yaptı her şeyi. Ardından da hızlı esen deli bir rüzgar gibi Samyeli villasından çekip gitti. Bana bak lan. Bundan sonra senin gibi bir kardeşim yok benim. Nurkaya diye bir kardeşim yok. Sen artık Kaya ailesinden değilsin. Nur Samyeli. Şimdi gidiyorum. Ve sen, Nur, bir daha asla bizi görmeyeceksin. Anlayacağın annemi, babamı ve Emre'yi unut. Sen hatta hepten unut lan bizi. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Gidip de bize neler neler yapan bu adamla evlendin. Aferin. Ama şimdi sana şunu diyeceklerimi unutma. Unutma hiç Nur. Olur da bir gün bizim eve gelmeye kalkarsan, hele bir gelmeye çalışırsan, yemin ederim, yemin ederim kardeşim demem öldürürüm seni. Öldürürüm.
Nur bu sözler altında ezildi kaldı. Yüreğinin ateşi dört bir yanı sarıp sarmaladığında sessizliğe gömüldü iyice. Sızlayan yüzünün yanına bir de bu acı eklendiğinde genç kadın daha da fazla dayanamadı ve kendini yerde buldu. Hıçkırı hıçkırı ağlayarak, şimdi işte her şey kesinlikle bitmişti. Genç adam yerde ağlayan kadına, artık karısı sayılan kadına baktı. İşte o an içinde bir yerlerde ufak bir sızı hissetmişti. Ama hemen kendini toplamayı seçti. Sert zırhını kuşandı ve tekrar yüzüne geçirdi. Çünkü herkes hak ettiğini yaşayacaktı. Şu an kendisini etkileyen kadından bir an bile çıkmayan kahverengi gözlü kadın olsa bile yerde ölü gibi duran kadındaki bakışları hiç ondan ayrılmamıştı. Çağatay sert bir sesle onu yakaladı ve yukarı çıkması için kıza bağırdı. Nur, kalk ve yürü. Genç kız adamın sesini duyduğu an aniden ürperdi. Ama daha sonra adamın onu zorla yerden kaldırıp merdivenlerden hızlı hızlı sürükleyerek götürmesine öfkelendi. Ne yapmıştım ki ben? Bu adama bana bunları yapıyor diye kendi içinde konuştuğu sırada kolunun derin acısı canını yakmıştı. Dişleriyle dudaklarını ısırırken daha fazla dayanamayacağını hissedip acı bir sesle bağırmıştı genç kız. Ah kolum, acıtıyorsun. Çağatay Korkut acı içinde olan kadına çevirdi seyirci yeşil rislerini. Yüzünde kalan gözyaşlarına ölecek gibi hissetse de hiçbir şey yapmadı. Tepkisiz kaldı ilk ama sonra istemsiz elini birazcık gevşetmişti. Merdivenleri tamamlayarak ikisinin kalacakları odanın kapısının önünde durdurdu Nur'u. Yanındaki kadına hızlı bir bakış atıp odanın kapısını açtı. Kendisiyle birlikte Nur'u da içeriye zorla sokarken Nur şaşkın bir şekilde etrafına bakınıyordu. Gözleri büyümüş, odanın her yerinin ama her yerinin siyah renkle donatıldığını görünce ürktüğünü daha da derinden hissetti genç kız. Sanki adam bile bile yapmış gibiydi bu odayı. Sanki kadına burası senin hapishanen olacak der gibi özellikle seçmişti bu rengi. Nur adama doğru bakıp içinden geçen soruları korku dolu titrek sesiyle sormuştu birden. Ne? Ne yani şimdi? Burada mı kalacağız? Senle ben, biz. Genç kız korkuyordu. Korkuyordu. Bu adamdan, bu odadan, bu siyah renkten. Evet, benimle birlikte burada kalacaksın Nur Samyeli. Çağatay sertçe bir cevap verdiğinde Nur, o nefret ettiği soy isminde takılı kalmıştı. Samyeli, kendisine göre bu soy isim onun hayatının katiliydi. Adamın aniden odanın kapısını kilitlemesiyle korku dolu gözlerle adama baka kaldı Nur. Ne yapmaya çalışıyordu şimdi? Ne yapıyorsun sen? Titrek sesi ortamda tekrar yayılırken üzerine doğru geldiğini gördü Çağatay Korkut Samyeli'nin. Adamın ona doğru yaklaşmasıyla genç kız da geri gitmeye başladı. Ve tam o geriye doğru giderken adam da ona doğru bir adım atarken genç kız kendini yatağa düşmüş bir şekilde buldu. Şaşkınlığı ve korkusuyla Çağatay'a bakarken adam tam da önünde durdu. Lütfen yapma diye Nur mırıldandığı an ise genç adam sinirle kadına bağırıverdi. Kes sesini Nur ve sadece çıkar şu elbiseni. Genç kız şaşkın bir halde adama bakıyordu şimdi. Olmaz. Olmazdı bu. Bu olamazdı. Hayır. Nur bir yandan başını da iki yana hayır dercesine sallarken bir yandan da yatakta geriye doğru ilerledi. Olmazdı. Hayır. Buna izin veremezdi. Olmazdı. Genç adam ise aldığı cevap karşısında sinirle kızın yanına vardı. Kendisine doğru hızla çekti. Tamam sen bilirsin. Ben çıkarırım o zaman elbiseni. Çağatay kızın kollarını bir eliyle tutmuş, diğer eliyle Mavi Abiye'nin fermuarına ulaşmıştı. Fermuarı yavaşça indirirken Nur ise söylediği sözlerinin hiçbirini adamın duymadığını çoktan anlamıştı. Allah'ım sana sığınıyorum. Lütfen yardım et. Allah'ım sana sığınıyorum. Lütfen yardım et. Allah'ım sana sığınıyorum. Lütfen yardım et. Genç kız kendisinin duyabileceği bir sesle mırıldanırken genç adam ise açtığı fermuarın altındaki kadının tenini gördüğü an içinden sanki bir şeyler koptuğunu hissediverdi. Çünkü kadının sırtındaki kemer izleri o kadar kötü bir iz bırakmıştı ki kadının sırtında. Çağatay Korkut Samyeli kendinden geçmişti. İstemsiz çekmecenin üstünden aldığı kremle kadının yaralarının üstünden elini
canını yakmadan pamuk gibi bir yumuşaklıkla okşadı. Yaralarını sarmak istercesine. O an ise ağzından çıkan küfrüne yine farkında olamamıştı genç adam. İnsan kardeşine bunlarını yapar mı lan hiç? Mert, lanet olası bu yerden hızlı adımlarla uzaklaşmış, evine doğru ilerlemişti. Öfke dolu bir şekilde. Çünkü burada biraz daha kalsa dayanamayıp ansızın içeri girdiği gibi onun kafasına silah dayamaktan hiç çekinmeyeceğinin hissinde bilincindeydi. Ama işte kardeş katili olacak kadar kötü bir insan değilim ben, diye fısıldadı kendine. Bu kadar kötü bir abi olmamalıydı. Bu kadar kötü bir insan olmamalıydı. Mert anahtarı kapıya yerleştirip içeri girdi. Tüm yılmışlığı ve öfkesi üzerinde aşırı agresif bir ruh hali içerisindeydi. Şimdi evin içi bomboştur. Her şeyi ama her şeyi götürmüşlerdir, diye düşünerek evlerinin salonuna doğru ritimli adımlarla ilerledi. Küçük salonlarında hala eşyaların olduğunu görmeyi ise beklemiyorken büyük bir şok içerisinde kala kaldı genç adam. Bunlar da ne demek şimdi? Nasıl? Nasıl olur bu? Diye düşüncelerle kafa yemek üzereyken ona ait olan odasından çıkan Emre, Mert'in daha ağzını açıp konuşmasını kendini ifade etmesini bile beklemeden merak ettiği o sorunun cevabını bir tokat niyetine cevapladı. Ağır bir yük vurdu adamın sırtına. Allah vardı ya, çok şey hak etmiştiler onlar. Çok şey. Evet abi, götürmediler eşyalarımızı. Çünkü Çağatay Korkut Samyeli ödemiştim borcu. Ve de abi sana bir şey daha söyleyeyim mi? Ben de her şeyi ama her şeyi biliyorum. Yani kardeşimiz bizim için evlendi. Bizim için. O adam kardeşimizle para karşılığında evlendi. Anladın mı? Bu beş para etmez, kokmuş, küflü eşyalarla dolu yer için Nur feda etti kendini. Biz onu döverken, biz onun canını fazlaca, defalarca yakarken, onu dışlayıp yok sayarken o ise sadece bizi kurtardı abi. Bizi kurtardı. Şimdi ikimiz de vicdanımızla baş başayız. Baş başayız. Söylediklerinden sonra hızlı bir şekilde kapıyı çektiği gibi gitmişti evden genç adam. Çünkü bu çok ağır bir ithamdı. Çünkü çok ama çok ağır bir vicdan azabıydı bu olanlar. Canını acıtıyordu. Canını yakıyordu. Nikahtan önce geçmiş. Ali, patronun emriyle birlikte Nur'un ve ailesinin yaşadığı evin önünde duruyordu şimdi. Herkesin hastanede olması karşısında bulunduğu evin sessizliği, kimsesizliği en çok Ali'ye destekti. Üstünü başını düzeltti. Siyah eldivenli elleriyle ve yüzüne doğru iyice çektiği siyah maskeyi, her şeyden önce onu bu mahallede bir kimsenin bile görmemesi gerekiyordu. Kredi kartını kapının aralığına koyduğunda birkaç kere denemede başarmış ve birkaç denemeden sonra kapı tık diye açılmıştı. Yüzünde kocaman bir gülümseme, serice işe koyulmuştu Ali. Bir yandan döküyor ortalığı kimliği bulabilmek için. Nur'un bir yandan da döktüğü yerleri aynı hale getirebilmek için aynı şekilde düzenliyordu. En sonunda kadının odasının içerisinde hala kimliği aramaya devam ederken eskimiş kapının arkasında duran askılığın üstündeki deri süt kahverengi kaplamalı kadın çantası gözüne çarptı. Bu çanta onun olmalıydı Nur'un. Hemen çantayı alıp içini karıştırmaya koyulduğunda tenine çarpan plastik sert cüzdan yüzünü mayhoş hissiyle genişçe gülümsedi verdi. Ali çünkü cüzdanı bulmuştu. Bu kadar kolay olacağını düşünmemişti. Ama olmuştu ve cüzdanı bulmuştu. Şu anda elleri arasındaydı. Ondaydı. Cüzdanı avuç içine bir tur döndürdü ve o tanıdık ismi görmenin rahatlığıyla genç kızın kimliğini ceketinin cebine koydu. Yaptığı başarılı görevin mutluluğu etkisinden evden hızlı bir şekilde çıktı. Ve bir yandan da Çağatay'a patronuna mesaj attı. İş tamamdır abi. Çağatay, Nur'un tenindeki yaraların üzerinde gezen elini fark ettiği an hemen elini kadının sırtından çekip ayağa fırladı. Nasıl olmuştu? Nasıl yapmıştı? Nasıl da ergen biri gibi sorumsuz bu hareketlerde bulunmuştu? Ne yapıyorum ben lan? Diye içinde bas bas düşünürken kadının açık sırtı çarptı yine yeşil irislerine. Ve daha fazla görmeye dayanamayacağını anlayan genç adam sinirle bağırıp Nur'un fermuarını kapatmasını istedi. O yaralar neden içini bu kadar sızlatırdı ki? Nur, kapat şu fermuarını. Genç kadın büyük bir korku içerisinde tüm bedeni tir tir titremede adamın fermuarını açışına hiçbir şey diyemiyordu. Olmuyordu, gücü yoktu, güçsüzdü. Sadece Rabbinden yardım istiyordu, sadece ondan umuyordu çoğu şeyi. Nur fermuarının tamamının açıldığını hissettiği an gözyaşlarının akmasıyla beraber
gözlerini sımsıkı yumdu. İşte hayatı bitmişti. Harama açılmıştı dünyası. Teninde hissettiği kremin soğukluğu ve adamın hassas dokunuşuyla kapalı olan gözleri birden açılıverdi Nur'un. Zaten bir şok içerisindeyken adamın ağzından çıkan kelimelerle beraber bir şoka daha yine girmişti. Adamın hareketleri tuhaftı. Aslında adamın ta kendisi baştan başa tuhaftı. Şerefsiz. İnsan kardeşine bunlar yapar mı lan hiç? Adi nokta nokta. Harelerinde şaşkınlığın izi sadece olduğu yerde iki büklüm duruyordu. Yine adamın o sözlerinin ardında baka kalmıştı önündeki duvara. Değişikti, çok değişikti. Nur, kapat şu fermuarını. Genç kız fermuarını hızlıca kapattığı gibi yataktan fırlayıverdi. Ani değişimi çok hızlı olan bu adam onu ürkütüyordu. Allah bilir kaç değişime sahipti bünyesi. Nur bir yandan yataktan uzaklaşırken diğer yandan ise adama çatık kaşlarıyla tip tip baktı. Ve o an düşündüklerini de ağzından kaçırıverdi. İstemsizdi her şey ama çoktan laf ağızdan bir kez çıkmıştı. Dengesizsin. Dengesizin tekisin sen. Çağatay az önce olanlardan sonra kadının sesinin hala bu kadar cesur, bu kadar yüksek, delice bir tonda olmasına şaşırmakla beraber üzerine doğru ilerlemeye başladı. Nur'un kendi ve duvar arasını sıkıştırırken burnuna gelen o hoş çiçeksi kokusuyla işte şimdi çoktan mest olmuştu. İçinde ahenkle yerleşiveriyordu o çiçekler. Nur korku dolu bir şekilde önündeki adama bakıyordu. Tehlikeli bir aura yaratmıştı Çağatay Korkut. Dengesiz ha? Dengesiz. Ne o? Yoksa daha fazlasını mı istiyordun Nurkaya? Benimle birlikte olmak mı istiyordun misal? Üzgünüm ama ben senin gibi kalitesi düşük bir kadınla birlikte olup kendimi düşük gösteremem. Tek elini duvarda bir ritim tutarak ikide bir vuruyordu Çağatay. Onun her vuruşlarını daha da çok siniyordu içine. Karşısındaki yabancı adamın neler yapabileceğini tahmin edemezken etmek de istemiyordu hiç. Bu evlilikte zaten yalan. Yani anlayacağın sen birazcık benim başımdan annemi ve babamı def edeceksin. Ben ise rahat bir şekilde hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim. Ve sen yine her işi yaparken bu evde ben ise dırdırsız güzel zamanlar geçireceğim. Sensiz, sessiz ve huzurlu. Genç kız susmuştu. Gözleri dolu dolu karşısındaki adama bakıyordu. Aslında yalancı ve yabancı kocasına. Ne bekliyordun ki Nur? Adamın seninle gerçekten evlendiğini mi ha? Bu adam seni kullanıp atacak kızım, atacak. Genç kadın iç sesine şimdi daha çok hak veriyordu. Gerçekler gözlerinin önünden akıp geçiyordu ama o hiçbir şey yapamıyordu. Kolu kanadı kırılmış, çaresiz ve acınasıydı. En çok. Adamın yalancı karısı olmak bile yakmamıştı canını. Adamın ona söylediği o sözleri canını acıtan, kanatan. Üzgünüm ama ben senin gibi kalitesi düşük bir kadınla birlikte olup kendimi düşük gösteremem. Nur bir kez daha kulağında yankılanan bu sözlerle beraber sessizce yaşlarını döktü. İçinde yankılanan kelimeler iğrençti. Bu adam iğrençti. Pisliğin tekiydi. Bu adamın dengesiz hareketlerinden korkmaya başlamıştı artık. Ve o yüzden de içinden defalarca Rabbine dua etti Nur. Çünkü sonunu göremiyordu. Allah'ım lütfen bana yardım et. Genç adam sinirle söylediği kelimelerin bazılarından pişman olmuştu ama ne faydaydı. Kadının canını yakmıştı bir kere. Kendisini etkileyen kahve gözleri üzmüştü bir kere. O güzel kadını acıtmıştı. Çağatay odadan hızlıca çıkıp alt kata indi hemen. Çünkü daha fazla orada kalamazdı. Daha fazla kadının akan gözyaşlarına öylece durup bakamazdı. Duygusuz muydu bu kadar? Bu kadar olur muydu? Adamın odadan çıkmasıyla birlikte Nur, taşıyamadığı artık ona ağır gelen bedenini duvardan aşağıya doğru kaydırdı. Dizlerinin üstüne çöktü. Gözyaşları akıp bedenini ıslatırken genç kadın, bugün 23 Nisan, kendi doğum günüsü. Olduğuna mı yansındı yoksa evlendiği ve hayatının mahvolduğu gün olduğuna mı? Nur şimdi her şeyi daha iyi anlamış ve kavramıştı. Adam bilerek onun doğum gününü seçmişti. Çünkü herkesin doğum günü aynı zamanda o kişinin ölüm günüydü. Çağatay Korkut Samyeli ona bunu anlatmak istemişti. En çok belki de Nur'a. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak kollarını vücuduna sardı. Çünkü artık bir ailesi de yoktu. Sadece kendisi vardı. Sadece bir çare bedeni ve benliği vardı. Çağatay evin kapısının açılma sesiyle oturduğu koltuktan ayağa kalkıp karşısında duran anne babasına baktı. Şimdi işte her şeyi onlara açıklamak zorundaydı. Hayatına birisini almıştı
ve elbette ailesine eninde sonunda onu bilecekti. Çünkü ailesiyle yaşıyordu. Çağatay tam annesine durumunu en baştan düzgünce anlatmak çabalarına girecekken annesinin söylediği sözlerle öylece olduğu gibi durdu. Kim söylemişti ki? Gelinim nerede Çağatay? Çağatay annesine bakıyordu sadece. O an ise kafasında bir şey dank etti adamın. Kesinlikle Kenan söylemişti. Her şeyi ama her şeyi. Belliydi. O bakışlardan anlamalıydı. Kenan saf biri değildi. Anlamıştı demek ki olanları. Anne, Kenan söyledi değil mi sana? Çağatay, kim söylediyse söyledi. Sen gelinimizi getir. Hem çok şaşkınım. Zaten sen tesettürlü biri... Çağatay Korkut Bey, gelinimizi getir dedi annen sana. Havada asılı kalan kelimelerin boğuculuğuyla hızlı bir kaçış yaptı genç adam. Baba, tamam yukarıda. Hızlı bir şekilde merdivenlere çıkıp odanın önünde durdu. Kapıyı açtığında içeride kadının duvarın dibinde öylece bir çare bir halde gördü. İçinin derininde acıdığını hissediyordu ama kalbini devre dışı bırakmaya karar verdi Çağatay Korkut bir kez daha. Bir kez daha duygularını gömdü kalbinin kör virane şehrine. Hızlı hareketlerle yanına vardı Nur'un. Kolundan tuttu. Daha bir şey demesini beklemeden aşağı indirmeye başladı ve o sırada anne babasının önüne çıkarmadan önce merak ettiği o soruyu cevapladı Nur'un. Şimdi sus ve yürü. Aşağıda annem ve babam bizi bekliyorlar. Ha bu arada sana anlatacağım birkaç şeyleri bilmen gerek. Bu evliliğin yalan olduğunu bir tek biz biliyoruz. Bizden başka kimse bilmeyecek. Annem ve babam bizim gerçekten evli olduğumuzu zannedecekler. İnanacaklar, hissedecekler. Anladın mı ha? Sen ben olduğumuzu değil de biz olduğumuzu bilecekler. Genç kız bir şey diyememişti. Sadece kafasını sallamıştı onaylar tarzında. Yapabileceği bir şey de yoktu. Bu adam bir kere emri altına almıştı kendisini. Hem de parasıyla. Genç kız beline değen adamın teniyle beraber tüm vücudunun baştan aşağı titrediğini hissetti. Karşısında tatlı mı tatlı uyumlu çift görmesiyle iyice heyecanlandı. Anlamadığı bir şekilde. Nasıl yalan söyleyeceğim ben bu insanlara? Nur korku dolu ona bakan adamla birlikte iyice telaş etti. Çünkü Çağatay Korkut resmen bir şey söylersen ölürsün Nurkaya dermiş gibi bakıyordu. Ve kesinlikle öyleydi de. Merhaba güzel kızım, gelinim deyip gelinine sarılan Seval Hanım işten gülümsemişti. Karşılık olarak Nur merhaba demişti az çıkan ürkek sesiyle. Anne, baba, karım Nur. Nur, annem Seval, babam Atıf. Çağatay'ın konuşmasından sonra Atıf Bey de geline sımsıkı sarılırken uzaktan onları izleyen Çağatay Korkut Samyeli de hafif gülümsemişti. Bir an genç adam gerçekten zannetmişti bu sahte evliliği. Çocuklar, nasıl tanıştınız? Ya da Nur, benim oğlum senin gibi böyle güzel bir kızı nasıl etkiledi söyle bakalım. Ve de en önemlisi Çağatay. Nasıl seninle, Çağatay ve sen, nasıl? Asıl niye evlenmek için bu kadar acele ettiniz, o da çok önemli. Nur, kendisine art arda sorulan sorularla birlikte, yanında tüm avrasıyla birlikte elini tutmuş olan yabancı adama çevirdi kahverislerini. Haramdı. Bir gerçekti. Anne, daha sonra Nur anlatır size tanışma faslını. Evlenme nedenimize gelirsek, ben Nur'u çok sevdiğim için gidip babasından tek başıma istedim. Vermeyince de kaçırdım sevdiğim kadını. Bu kadar işte. Gerisi önemli değil. Sizi neden çağırmadığımı falan da sormayın. Dediğim gibi her şey çok çabuk gerçekleşti. Konuşan adamla sustu Nur. Cevabı vermişti ama sonraki cevaplar ona kalmıştı yine. Ne yaptın? Ne yaptın? Kaçırdım baba. Çok seviyordum çünkü. Helal olsun be aslan oğlum. Ben de senin anneni zamanında kaçırmıştım. İşte benim oğlum olduğun belli oluyor buradan şimdi. Bey, senin de baban vermemişti Seval. Peki biz ne yaptık? Biz de kaçmadık mı? Onlar da öyle yapmış ve bu yaptıklarında birbirlerini çok sevdiklerini gösterir. Bence kötü bir durum yok ortada. Aksine çok güzel şeyler var ortada. Peki tamam da evlendiğinizi bize niye söylemediniz çocuklar? Anne, daha olaylar olalı 2 saat oluyor. Nasıl söyleseydim? Nur arada geçen konuşmaları duyuyor. Fakat her duyduğunu da anlayamıyor, algılayamıyordu. Bedeni buradaydı ama benliği asla. Genç kızın kafası o kadar çok doluydu ki artık ne yapacağını hiç ama hiç bilmiyordu. İşte o sırada Seval Hanım'ın Nur'a karşı söyledikleriyle Nur öylece bakıverdi karşısındaki kişilere. Ne diyebilirdi ki şimdi? Öyleyse hazırlanın.
Bir hafta sonra düğünümüz var. Kaçtınız diye illa düğün olmayacak diye bir şey yok. O yüzden hazır olsanız iyi olur kuzularım. Nur bu sefer şaşkın bir şekilde elini sımsıkı tutan adama baktı. Ellerini acıtıyordu neredeyse. Tamam anne, ama şunu bil ki düğünde sadece benim belirlediğim sayılı kişiler olacak. Dediği gibi Nur da aldı ve merdivenlere doğru ilerledi. İşlerin bu kadar ileri gideceğini hiç düşünmemişti. Düğün yapılması Çağatay'ın da planlarında hiç yoktu. Gafil avlanmıştı adam. Ne yapacağız? Bu düğün olmaz değil mi? Yapmayız değil mi? Aşağıda öylesine söyledin herhalde. Nur endişe dolu karşısındaki adama bakıyordu. Öyle bir şey beklemiyordu ve kaldıracağını da pek sanmıyordu. Nasıl bir şeyin içine düşmüştü? Ne o? Hayırdır? 2 dakikada ne oluyor sana? Annem bir kere düğün olacak dediyse kızım, ben annemi hiç durduramam. Kolaysa durdur. Durdur da göreyim seni. Ne yani? Ne olacak şimdi? Yanisi bir hafta sonra sahte düğünümüze hazır ol güzelim. Sus, duymak istemiyorum bir şeyler. Ben de istemiyordum ama sonuç ortada. Ama peki, peki şimdi namaz kılabilir miyim? İlkinde ezan okundu. Bana ne? Ne yapıyorsan yap. Benden uzak her şeyi yap. Duştayım ben. Nur adamın odanın içerisinde banyoya girmesiyle sessizce kapıya doğru ilerledi. Belki hem hala kaçma şansı olabilir diye düşünerek tam odadan çıkmışken önünü kesen Seval Hanım'la ne yapacağını bilemez bir halde sadece gözlerini büyüterek karşısındaki kadına baka kaldı. Aniden önüne çıkmış ve korkutmuştu. Bir eli kalbinin üstünde karşısındaki güzel kadına bakıyordu. Yarı korkak, yarı hayran kalır bir şekilde. Nur, ben de tam seninle bir şey konuşacaktım. Nur karşısında kendisine bir şey söylemek için kıvranan kadına baktı. Tahmin edemiyordu ama bir nevi ne diyeceğini merak da etmiyor değildi. Söyleyin efendim, dedi saygılı bir ses tonuyla. Karşısındaki kadına saygısızlık yapmak istemiyordu. Burada olmaz. Özel biraz. Diyen kaynanasına sıcak bir tebessüm bahşedip kafasını olumluca salladı. Başka şansı vardı sanki. Hayatı karma karışıkken başka bir şansı var mıydı? Peki efendim. Şu misafir odasına geçelim o zaman kızım. Peki, siz nasıl istiyorsanız. Nur içinden yalan yere gülümsedi ve bir yandan da konuştu kendi kendine. Bu arada hep bir peki var zaten sende Nur Hanım. Hayır olsun. Sana söyleyeceklerim aramızda kalsın, tamam mı? Gelin ve kaynana arasında ufak bir sırrımız olsun. Misafir odasında aynı koltukta yan yana oturduğu kadına aitti tüm bakışı. Şimdi Nur'un. Ona söylenecek sözler ne olabilirdi ki? Hayatını nasıl etkileyecekti? Bir çıkış yolu olabilir miydi? Yabancısı olduğu bu yerden. Peki. Yine bir peki çıkmıştı dudaklarının arasından. Çağatay sana imam nikahı yapmadı değil mi? Nur duyduklarıyla başına istemsiz öne eğdi. O adamın düşünceli biri olmayacağını biliyordu. Hayır, yapmadı. Kızım Nur, nedenini biliyorum ben. İnanç. Çağatay'ın inancı. Size kıysak da nikah kabul görünmez. Senin de endişeli olduğunu hissedebiliyorum bu olanlar için ama elinden ne gelirse onu da yapmaya hazırım güzel kızım. Senin için, haramsız bir ömür için, sizin iyiliğiniz için, mutluluğunuz için. Ne diyebildi ki? Yani durum çok çok değişikti. O adamla nasıl evli olurdu? Bu işler çok karışıktı. Adamın inançsız olması ise hem onu şaşırtmış hem de üzmüştü. Bir insanın inançsız olabilmesini düşünemiyordu. İnanç olmadan bir insan delirirdi ki. İnançtı asıl insanı hayatta tutan. Yoksa bir hiç olarak geçip giderdin bu dünyadan. Günahkar bir şekilde. Sen oğlumun kusuruna bakma. O Türkiye'den 7 yaşlarındayken babası onu yabancı ülkeye gönderdi. Aslında ne kadar söylesem de Atıf'a beni dinlemedi. O sadece her zaman oğlunun iyi bir eğitimli ve kaliteli bir kültüre sahip olmasını istedi. Tıpkı kendisi gibi. Fakat ben sadece oğlumuzun bizim dinimizi bilmesini, Rabbime layık bir kul olmasını istedim. Ama gel gör ki gerçekler ortada. Oğlum inanmadı. İnancını kaybetti. Anladım Seval Hanım. Nasıl bir his tam bilemiyorum ama sizin sayenizde artık ufak da olsa hissedebiliyorum. Peki biz şimdi nasıl olacak bütün bu şeyler?
O ve ben. Harfler, kelimeler tükenmişti. Söylenecek ne kalmıştı ki? Öncelikle Sevar Hanım yok kızım. Anne de bana yeter. Hem özlemini de birazcık gidermiş olurum. Diğer durum ise ikimiz de savaşmak zorundayız. Savaşmak zorundayız. Bir olup hayatınızı temiz kılmamız gerekiyor. Genç kız şaşkındı. Hiç olmadığı kadar. Hayat nasıl olacaktı bundan böyle hiç bilmiyordu. Çıkmazlardaydı sanki. Dar, ıssız çıkmaz sokaklarda. Yapayalnızdı. Sadece kendisi vardı. Nasıl olacak peki? Ben bilemiyorum. Ben varım. Sen varsın. Rabbim var kızım. O bile yeter bize. Anladım ama hala karma karışığım. Çok değişik. Hikayemizin eksik olduğunu anlamışsınız bile. Peki mahsur yoksa özlem dediniz? Gerçekler var kızım. Çağatay. O inançsız. Diğer konu ise zamanı gelince Çağatay anlatır sana. Ha ama olur da anlatmazsa uygun bir zamanda anlatırım ben sana. Yani anlayacağın her şey için zaman Nur. Zaman. Oğlum için de. Lütfen ona yardım et. Bu cahilliğin içinden onu bir tek sen alabilirsin kızım. Artık bir tek sen. Çünkü Rabbim öyle istedi. Rabbim sizi birbirinize böyle nasip etti. Nasibini helal kılmak istemez misin kızım? Ne? Peki Rabbim bize bir yol göstersin. Çünkü ben çıkmasa girdiğimi hissediyorum. Seval anne. Zordu. Ne düşüneceğini, ne yapacağını hiç bilmiyordu. Karma karışık bir yola çıkmıştı. En büyük sınavı. O yolu tek bir yola nasıl çıkacağını ise bir muammaydı. Kolay değildi. Hele bu adamla hiç kolay değildi. Zaman kızım zaman. İkimiz de bir olup zamanla kazanacağız bu sınavı. Güzel günlerimiz için. Ben namaz kıl. Anladım kızım. Sen burada namazını kıl. Şu çekmecenin içerisinde namazlık ve tesbihat var. Karşında gördüğün mavi kabese lavabo. Ben gidip Çağatay'la konuşacağım. Sana nasıl davranmasını bilmeli en azından. Nur şaşkın bir halde Seval Hanım'ın gidişini izledi. Kafası çok karışık, çekmeceye doğru ilerledi. Ve yavaşça kapağını açıp içinde duran namazlığı, tesbihi eline aldı. Kireç tutmuş yüzü biraz da olsa gülümseyişiyle aydınlandı. Çünkü Rabbi ile dertleşmesine sadece çok az bir süre kalmıştı. Ve genç kız huzurla dolacağını hissettiği an için kocaman kucak açtı. Huzuru onu bekliyordu. Çağatay Korkut banyosunu bitirdiğinde sıcak su vücudunu gevşetmiş, çok rahatlamış hissediyordu şimdi kendini. Dolaptan aldığı siyah keten pantolonun üstüne rahat bir beyaz tişört çıkarıp serice giyindi. Bir yandan da bakış açısına girmeyen Nur'la odada bulunmamasından dolayı telaşlanmıştı. Hayır gidemezdi. Çünkü o artık Çağatay Korkut Samyeli'nin karısıydı. Ona ait kılınmıştı. Daha fazla kafasını yormamak için tam odasından çıkmak için kapıya doğru ilerlemişti ki annesinin içeri girmesiyle duraksadı. Kesin bir şey oldu. Çağatay annesini böyle görünce bu sefer aklındaki kuruntuların gerçekleştiğini zannetti. Annesi değişikti çünkü. Bir şey mi oldu anne? Nur? Çağatay sakindi ama içinde bir kurt beynini oyup duruyordu. Evet oldu. İşte bittim ben şimdi. Çağatay kısık bir ses tonuyla öğrenmiş miydi yoksa annesi her şeyi? Nur mu? Gitti mi? Annesinden bir cevap bekliyordu. Ele vermemek için gerçekleri asıl düşüncesini saklamıştı. Ne alaka oğlum? Kız burada. Misafir odasında namazını kılıyor. O değil de başka bir sorun var. Ne var anne söyle. Öyle bir bakıyorsun ki gören de ben kötü bir şey yapmışım sanar. Bakışların çok değişik. Evet bakışlarım değişik çünkü yaptım bir şeyler. Ne alaka anne ne yapmışım ben? Sana dinimizi anlaman için çok fırsatlar sundum. Ama babanın yaptığı hata benim planlarımı suya düşürdü. Ve sen inançsız olmayı kabul gördün. Ve şimdi de kapalı bir kız. Sence oğlum sana göre... Çağatay sinirlenmişti. Gerçekler yüzüne çarptığında içindeki o lanet hisler yüzünden hayatı böyle olduğu için kendi kendine sayıyordu. Annesi haklıydı. Ne sana göre anne? Ne? Al işte bana göre olmasa da sana göre layık bir gelin. Sen de böyle bir gelin istemez miydin kendine ha? Seval Hanım zar zor yutkundu.
Evet tamam. İstediği bir gelin adayıydı Nur. Ama oğlu, oğlunun haline üzülmüştü kadın. Gözleri dolu dolu kafasını olumlu anlamda salladı. Evet isterdim ama sen ve o nasıl olur oğlum? O kız inançlı bir kız. Peki sen o kızın günahına giriyorsun. O kıza günah işletiyorsun oğlum. Çağatay annesinin dolu gözlerinden yeşil irislerini zorla çekti. Annesinin üzülmesine dayanamıyordu ama annesi de onu çok zorluyordu. Ne yapayım anne? Olan oldu. Evliyiz. Resmi nikahıma girdi. Evine mi göndereyim? Sana öyle bir şey diyen mi var? Gel etme oğlum. Dön dinine. Güzel, mutlu bir yuvanız olsun Nur'la. Çağatay saçlarını çekiştirdi sinirden. Bu konuyu konuşmak istemiyordu ki o. Anne lütfen. Açma şu konuyu. Bitti. Yakında düğünümüz de var. İstediğin gibi. Hadi gözün aydın olsun. Babama da ilet. Çağatay yapma. Anne zorlama beni. Nur'a dikkat edeceksin. Ona zarar vermeyeceksin Çağatay. Tamam anne. Olur. Buna da peki diyorum. Şimdi biraz işlerim var. Çağatay. Saval Hanım odadan çıkarken gözlerinden akan yaşlarla duvara tutundu. Ne olacaktı şimdi? O kıza bir söz vermişti. Ama şimdi bir anne ağlıyordu evladı için. Bir anne çaresizdi. Yaradana sığındı, dua etti ailesi için. Senin inancın inanç değil oğlum. Allah birdir. O doğrulmamış ve doğmamıştır. O bu bütün evrenin sahibidir. Mırıldandı bir anne. Evladına doğru yolu nasıl gösterecekti? Aklına daha önce yine Çağatay'la konuştuğu o anlar geldi. Yine çaresizdi bir anne. Senin inancın inanç değil oğlum. Allah birdir. O doğrulmamış ve doğmamıştır. O bütün evrenin sahibidir. O her şeyin güç bulmuş hali. Her şeyi hayırlı kılandır. Peki durun, o nerede anne? O nerede? Allah hayırlı kılıyorsa nerede benim kardeşim nerede? Neden aldı onu bizden? Neden? Acı çekiyorum ben, yanıyorum. Onun için özlüyorum, çok özlüyorum. Niye Allah bize bunu yaptı? Çağatay, yavrum, böyle söyleme. Söyleme kuzum. Anne lütfen. Durumu neden aldı ki? Bize neden acı verdi? Bizi sevseydi bize reva gördüğü bu mu olurdu? Oğlum haşa, tövbe de. Rabbim böyle hayırlı kıldı, böyle razı gördü. O yarattığını seviyor, seviyor oğlum. O bizi sevmese hiç mutlu olamazdık ki. Anne lütfen. Çık odadan. Duymak istemiyorum. İstemiyorum. Bu bir sınav yavrum. Büyük bir imtihan. Anne. Çağatay. Ben Duru'yu istiyorum anne. O geri geldiği gün anca o zaman inanırım. Oğlum. Anne çık git lütfen. Nur namazını kılmış ve rahatlamış bir şekilde etrafı süzdü. Kahve ve kremin birleştiği renk tutumu nedense hoşuna gitmişti. Her yer lükstü. Lüks eşyalarıyla doluydu ev. Birkaç dakika sonra içinin acıdığını hissetti. Ailesini, evini ve hatta mahallesini bile özlemişti. Dalgınca odaya doğru ilerledi. Çağatay'ın onu getirdiği odaya, siyahlarla donatılmış hapishanesine. Çünkü gitmese o adamın yapacağı şeyler korkunçtu. Düşünüyordu o adam yapardı. Yavaş hareketlerle açtığı kapıyı iterek içeri korka korka girdiğinde karşısında masum bir çocukmuşçasına uyuyan adamı görmeyi hiç beklemiyordu Nur. Aksine öfkeyle dolmuş gözlerle kendisine bakan yalancı kocasını bekliyordu. Alışmıştı bu tavıra. Ne yapacağını bilmeden aynı yavaşlıkla kapıyı örttü. Çünkü canavarın uyanıp kendisini yemesini istemiyordu. Kapıyı kapattıktan sonra odanın her yeri siyahla donatılması çarptı kadının gözüne. Siyah yatak, siyah gardırobu, siyah halılar, siyah masa, siyah koltuk, siyah plazma ve daha birçok adını bilmediği eşyaların siyah olması kadını iyice korkutmuştu. Hayır yani, bu adam manyaktı galiba. Siyah. Nur çoktan nefret etmeye başlamıştı bile bu renkten. En sevdiği iki renk vardı genç kadının. O da kırmızı ve beyaz. Biri kadın için saflığı, temizliği, masumluğu anlatırken biri ise Allah'a olan tutkusunu anlatıyordu. Kadına göre aşk Allah aşkıydı. Ama bu devirde aşkı insanlar çeşitli bedenlere koyup 2-3 şeyde katıp buna aşk diyorlardı. Tene ihtiyaç duyuyorlardı. Güzelliğe. Fakat bilmiyorlardı ki en büyük aşk Allah aşkıydı.
Diğer sevgiler ise Allah'ın aşkından doğan tane tane küçük aşklar. Nur odayı seyretmekten vazgeçip bu sefer yatakta uyuyan kocasına, aslında yalancı kocasına çevirdi bakışlarını. Ne kadar da masum gözüküyordu şimdi. Nur adamın yüz hatlarına takılı kalmışken duyduğu sesle oturduğu koltuktan hızlıca fırlayıp bir anda kendisini yerde soğuk fayansların üzerinde buldu. Hem işlediği hata yapmıştı canını, hem de düştüğü yer. Ne o? Hayırdır? Çok yakışıklıyım değil mi? O yüzden bakmaya doyamadın güzel karıcığım. Nur öfkeyle karşısındaki kahkahalarla gülen adama bakıp düştüğü yerden hemen kalktı. Tam ağzını açıp bir şeyler söyleyecekken içeri kapıyı tıklatarak giren Seval Hanım'la susmak zorunda kaldı. Saygılı bir duruşa büründü. Bu adam yüzünden ailesine saygısızlık falan yapmayacaktı. Kızım, karnın acıkmıştır. Elindeki tepsiyle Nur'a güzel bir gülümseme bahşeden Seval Hanım tepsiyi kenardaki komodinin üstüne koydu. Teşekkür ederim. Aslında hiç gerek yoktu. Nur mahcup bir şekilde kadının yanına vardı ve elini öptü. Allah razı olsun da ondan. Ne demek kızım? Belki Çağatay düşünemedi. Anne, ne Çağatay? Düşünmemişsin baksana. Teşekkür ederim tekrardan. Ne demek güzel kızım? Afiyet olsun. Seval Hanım'ın odadan çıkmasıyla beraber önünde yemesi için konulan yiyeceklere değindi irisleri. Yemesi aç kalırdı. İnat etmeyecekti nimete. Bir şeyler yediği tepsiyi kenara koyarak akşam ezanı için abdest almaya gitti. Vakit gelmişti. Nur siyah çerçeveli sade olan saate baktı. 23.35. Bir an uykusunun geldiğini anlamıştı. Ama işte adam kızar diye korkuyordu. Yatak bir taneydi. Çağatay'ın gelmemesi kadın için tam bir ödüldü şu an. Çünkü ibadetini çok rahat bir şekilde yapabiliyordu. Nur aniden gelen esnemesiyle birlikte elini ağzının üstüne koyup esnemesinin geçmesini bekledi. Fakat en sonunda dayanamayıp kendisini rahatsız eden koltuktan kalkıp siyahlar içerisinde olan yatağa doğru ilerledi. Bir yanı korku dolu olsa da genç kadın es geçip yüz yumuşak yatağı kendine bırakıverdi. Araya bir yastık koymayı unutmadı. O adamla olamazdı. Derin bir uykunun esiri oldu hızlı bir şekilde. Çok yorgundu. Çağatay yatakta öylece kıyafetleriyle yatmış bir şekilde. Görünce Nur'u kadına kıyafet alması için Ali'ye mesaj attı. Nasıl unuturdu? İntikam almak istiyordu ama kadına kıyafet almasına bu engel değildi. Çağatay yatağında yatan masumlar abidesi olan meleğe baktı. Kanadı kırık, yaralı meleğe. Yüzündeki ifadesi bile ne kadar acı çektiğini anlatmak için şahitti genç kadının. Çağatay üzerindeki kıyafetlerini çıkarıp bir eşofman altı ve tişört giydi. Yatağın diğer ucunda yatan kadının yanına uzandı. Aradaki yastık gözüne çarptığında duraksadı ama hiçbir şey de yapmadı. Annesinin sözleri aklındaydı. Ona zarar verme. Sorun olmaz diye düşünerek yatağa iyice uzandı. Hoş, sorun olsa umurunda bile değildi. Evli değiller miydi? Nikahlı karısıydı. Ertesi gün. Çağatay üzerinde hafif bir ağırlık hissedince şaşkınlıkla gözlerini açtı. Kimdi ki bu? Ne oluyordu? Üzerine doğru gelen kadını görünce şaşırdı. Yeşilleri değişik bir hisle sarıldığında, hele o kendi elini sımsıkı tutan kadının elini gördüğü an ise daha bir değişik hissetti kendini. İlk biraz izlemek istese de kalbini devre dışı bırakıp yüksek sesle bağırdı adam. Çek elini. Bir daha yaklaşma. Fazla yaklaşma ben istemediğim sürece. Ha bu arada bana sarılmasan da iyi olur. Nefret ederim çünkü birisinin bana sarılmasından. Nur adamın sabah sabah bağırmasıyla uykusundan sıçrarken elini hemen çekti. Adamın elinden ve sarılmasını kesti. Bir an aklına deli gibi yattığı gelince adama baka kaldı. Ne yapmıştı? Ne yapmıştı? Sadece fısıldı gibi çıkan sesiyle birkaç kelime konuşabildi. Hata yapmıştı. Özür dilerim. Ben biraz delice yatarım. Söz bir daha olmaz. Hatta burada da yatmam. Çağatay kadını es geçip üzerine geçirdiği jilet gibi siyah takım elbisesiyle odadan çıkmadan önce kadına son sözlerini söyleyip iş için evden ayrıldı. Her neyse dediklerimi duydun. Şimdi sana diyeceklerimi iyi dinle. Bir hafta. Anne ve babam burada. Bu yüzden iyi davranılacak sana bu oda haricinde. Düğünden sonra annemler bizi tek bırakmak istediler. Ben de kabul ettim. Çünkü diğer türlü senin canını zevkle yıkamazdım.
Şimdi işe gidiyorum ben. Sen de git kahvaltını yap. Ve sonra tekrar odaya çık. Ya da ne yaparsan yap. Ama ağzını sıkı tut. Ha, son bir şey söyleyeceğim Nur. Sakın ol aptallık yapıp kaçma girişiminde bulunma. Dışarıda 5 görevli var. Haberin olsun. Söyleyeyim. Nur, uykulu haliyle adamın arkasından tip tip baktı. Daha sonra ise kendi kendine mırıldanıverdi. Anladım. Yani kısacası, hapishanene hoş geldin demek istedin galiba Çağatay Bey. Bir hafta sonra, düğün günü. Emre, üzerine giydiği lacivert takım elbisesinin son düğmesini de iliklediğinde ayakta durmuş, öylece dışarıyı seyreden abisi Mert'e baktı. Hala aynı duygusuz adamdı. Kaç kere gelmesi için diretse de Nur'un düğünü için abisini Mert kabul etmemişti. Duygusuzluğunu koruyordu. Abi, kararlı mısın hala Nur'un düğününe gelmemek için? Emre, benim öyle bir kardeşim yok. Hem annem, babam ne dedi? Kimse düğüne gitmeyecek bizden. Hatta gerekirse herkese öldüğünü söyleyeceğiz. O yok artık. Abi, kız bizim için evlendi. Sanki keyfine evlenmiş gibi davranma. Her neyse ben gidiyorum. Anneme babama da söyleyebilirsin hatta. Ama ben yine de gideceğim. Gideceğim ve son abilik görevimi yapacağım kardeşime. Defol git lan o zaman. Gidiyorum zaten. Genç adam hızlı bir şekilde çıkarken bir yandan da ablasına mesaj attı. Düğün Emre ile beraber ablası Sibel de gelecekti. Sibel abla, ben çıktım. Hazırlan, seni almaya geliyorum. Nur, Seval Hanım'la beraber aldığı tesettürlü gelinliği üzerine giydi. Odada duruyordu. Bir yandan ise başörtüsünü yapan kuaförü vardı. Nur, o an gözünden akan bir damla yaşı fark etti. Nedeni o kadar belliydi ki ama kimse onu hiç anlamıyordu. Anlamıyordular. Ailesine olan özlemi vardı. Düğününe gelmeyen ailesini ama ona şiddet gösteren ailesini özlüyordu. Özlüyordu. Aileydi çünkü. Seval Hanım sayesinde Nur, Emre abisini arayıp söylemişti. Fakat Mert abisini arayamamıştı. Mert abisinin Emre abisi kadar biraz daha yürekli olmadığını biliyordu. O çok sertti. Hiçbir zaman onu dinlememişti. Dinleyemezdi. İşte gel gör ki kadın ona bütün bu acıları tattıran ailesini, çocukluğunu elinden, hayatını elinden alan ailesini düğününde baş köşede görmek istiyordu. Garip bir şekilde hem de. Nur, bir saate biter kızım. Sonra çıkarız. Peki Seval anne. Annesine bile rahatlıkla bu zamana kadar anne diyememişken tanımadığı bu kadına aslında kocasının annesine anne diyordu. Biraz zordu ama karşısındaki kadın için zor olsa da derdi. O hak ediyordu. Nur anne dediğinde kadının gözlerinin içindeki pırıltıyı fark ettiği andan itibaren hep anne demişti. Kadın bilmişti. Acısı olan bir insanın gözlerindeki acı pırıltıyı. Olsundu. Anne demek her zaman biyolojik anneye söylenilmesi gereken kelime olmadığı böylelikle kanıtlanmış oluyordu. Ne kadar bir haftalık tanıdığı kadın olsa da oğlunu ne kadar sevmese de Seval Hanım'ı ve Atıf Bey'i çok sevmişti Nur. Onlar gelinleri olarak o kadar zengin bir insan kalıbı olsa da başörtüsüne bir şey dememiştiler ki Seval Hanım da tesettürlüydü. Bu çok hoştu. Bu da onun için muhteşem, mütevazi bir hareketti. Emre, bana neden anlatmadınız? Neden en son ben öğrendim her şeyi? Abla, vallaha da billaha da anlatacaktım. Ama işte bilirsin bizimkileri. Kimseyle konuşmamı istemediler. Ve de sana da söylememem için tehdit etti beni Mert abim. Ne? Benim kardeşim. Borcumuz için başka tanımadığı yabancı bir adamla evleniyor. Hem de şimdi. Bugün. Fakat bana söylemeni istemediler. Tamam Emre, anladım. Şimdi gidelim. Gidelim en azından. Nur'un o zengin, pislik insanların içerisinde yalnız kalmadığını hissettirelim. Biz varız. Yalnız değil. Olur abla. Sen bana Buse ile Berat'ı ver. Gidelim. Yalnız değil kardeşimiz. Nur hazırlanmış fakat mecburen yapılması gereken bir şey olarak içeride duruyordu yani. Hala odadaydı. Çünkü neymiş? Damat gelip gelin alacakmış. Nur içinden kötü şeyler geçiremeden edemedi. Aman ne de hoş. Sanki gerçek düğünde. Nur kendi kendine mırıldanırken odanın kapısının açılma sesini duyduğunda telaşla ayağa fırladı. Ter basmış ve allıklarla yüzü gereksizce kırmızıyken zaten şimdi bir de heyecanı yüzünden iyice kızarmaya başlamıştı beyaz teni. İki eliyle yüzünü biraz da olsa serinletmek için yerlerken
Karşısındaki siyah takım elbisesi ve papyonuyla Çağatay Korkut Sami ile duruyordu. Bakışları kaydığında ansızın utanmıştı kendinden. Şaşkınca adamın göz renginin takım elbisesindeki olan muhteşem uyumuna baktı. Yeşil gözler ve siyah takım elbise. Zaten saçları alnına kadar uzanmış ve erkeksi yüz hatlarına daha da güzel bir hava katmıştı. Bakışlarını adamdan hızla çekti. Yapmamalıydı. Bunu yapmamalıydı. Ona bakmamalıydı. Kalbi yerinden çıkacakmış gibi küt küt hızla atıyordu. Ve neredeyse sesini duyacaktı o adam. İşte o zaman tam yerin dibine girdiğini hissederdi. Çağatay, Ali'ye söylediği son sözleriyle yukarı çıkmak için merdivenlere ilerledi. Kadını alıp gitmeleri gerekiyordu düğün salonuna. Boynunu sıkmaya başlayan kravatını biraz gevşetip merdivenleri bitirdiğinde odasının kapısının önünde bekleyiverdi. İçeride kadını nasıl bir halde göreceği işte o hiç belli değildi. Adam da zaten bundan korkuyordu ya. Kadının bir melek gibi olup da insanların üzerinde büyük bir etki bırakmasını istemiyordu. Çağatay nedense kadını bir tek kendisinin görmesini ve kendisinin acı çektirmesini istiyordu. Başkasının değil. Terlemeye başlayan ellerini kumaş siyah pantolonuna sildikten sonra eli kapının kulpuna gitti. Daha fazla oynanamazlardı. Yoksa geç kalabilirlerdi düğüne. Kapının kulpunu yavaşça aşağıya doğru hareket ettirip odanın içerisine girdiğinde kadını gördüğü o an öylece duruverdi adam. Bu kadın bu kadar güzel ve masum olmayı nasıl aynı anda başarabilmişti? Genç adam içinden bir yandan kadına karşı söyleyemediği sözleri geçirirken bir yandan ise istemsiz genç kadının baştan sonuna kadar incelemeye başladı. Nur'un kırık beyaz bir kabarık gelinliğin dantelin üzerine süslemelerle sadelikten çıkarmaya çabalanmış olan o gelinliğin kadının üzerinde hoş duruşuna baktı. Pırıltılarına baktı. Dantel detaylarını inceledi. Duvağını, başörtüsünü ve o aklını başından almaya çabalayan kahverengi gözlerini. Bir şey diyemedi adam. Sadece yutkundu. Kadın ise heyecandan artık adamın yüzüne bile bakamıyordu. Bu çelişki en sonunda adamın kalbini yine devre dışı bırakmasıyla son buldu. Gidelim. Çağatay kolunu uzatarak kadının koluna girmesini bekledi. Nur ise yavaş adımlarla yürüyüp adamın yanına vardı. Hata yapıyordu ama bu adam yine canını yakardı. İsteksiz adamın koluna girdiğinde Rabbinden onu affetmesini istiyordu. Çaresizdi. Daha sonra ise merdivenlerden yavaşça aşağıya doğru inmeye başladılar. Ortamda bulunan hiç kimse de konuşmuyordu. Kadın susmuştu ve aynı şekilde adam da susmuştu. Rahat mısın? İdare eder. Merak etme. En fazla 100 kişi. O da zaten bu yalancı bir düğün için yeter de artar bile. Nur, Çağatay'ın son konuşmasıyla susmuş ve heyecan korku içerisinde masanın sandalyesinde öylece oturduğu gibi etrafında kendine tuhaf tuhaf bakan insanlarla odada masumca bakıyordu. Bu kadar yabancının içerisinde tek kaldığını üzülüyordu, korkuyordu. İçi acıdı resmen. Ne beline kuşak bağlamıştı abileri tarafından ne de kırmızı duvar örtülmüştü. Nur etrafındaki insanların normal, şarkısız çalan müzikle beraber fısır fısır konuşmalarını izledi. Zaten az kişi vardı ve kadına göre iyi ki de az kişi vardı. En azından sosyetik insanların gerçek düğünlerine bir de katılamazdım ben diye düşünüyordu kadın. Hele bir de adamın zoruyla girişte gazetecilere verdikleri pozla kadın iyice sinirlenmişti. En azından nasıl olsa yalancı, sahte evlilikti. Çektirmeye gerek yoktu ama işte ne vardı? Adamın bir kariyeri, yüksek mertebesi vardı. Nur düşünceler içerisinde boğulurken Çağatay ise kapının orada gördüğü kişiye doğru ilerleyiverdi. Nur yanından kaybolan adama telaş yaparken etraftaki insanların attığı bakışlar yüzünden ise daha fazla stres içerisine girmişti. Korkuyordu. Korkuyordu yalnızdı. İşte o an genç kadın düğün salonunun kapısının orada gördüğü kişiyle ağlamaya başladı. Hızlı hızlı akan yaşlarını elleriyle silip ayağa kalktığında onlara doğru yürüdü ve bir yandan Rabbine binlerce şükürlerini sundu. Emre'ye, ablası Sibel'e ve hatta yeğenleri olan Buse ve Berat'a gözlerinin içi güler gibi bir şekilde bakıyordu. Ailesinden birileri gelmişti. Gelmiştiler. Yalnız değildi. Yalnız değildi artık.
Düğününe gelmiştiler, onu yalnız bırakmamıştılar. Düğününe gelip onu dünyanın en mutlu insanı yapmıştılar.